Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizi bizi bırakmasın ya. Ya Rabb bizi bize bırakma. Ahir zaman fitnesi bütün detaylarıyla yaşanıyor. Hadi Müslüman Müslüman yaşıyor. Bilerek, severek dünyayı fani, bakiye, dünyayı ahirete tercih ettiriyor. Ettiriyor ya. Yani. Garip ya. Kalbime gidiyor. Hepimiz öyleyiz yani derece derece. Bile bile ya. Bile bile seve seve yapıyoruz. Yani o kadar büyük dünya değil ki ya. Geçen sene de aynıydı ya. Bu Arnavutköy aynıydı. Osman belki daha iyi bilir. Belki değişmiştir. Burada Arnavutköy'de bulunduğum için. Yani geçen seneyle bu sene Arnavutköy aynı ya. Biz değişen bir şey yok ya. Ne değişti dünyada? Doğduğunuz o mahalleyle şimdi ne farkı var? Ba işte halalar, teyzeler gitmiş, yeniler doğmuş, yeni kiracılar gelmiş. Ne değişmiş? Hiçbir şey değişmiyor. Nasıl aldanıyoruz? Acayip bir şey ya. Kesin ha, ahiret. Ha. Yani bir şeyi bir şeyin yanına koyarken acaba ona değer mi? Bunu yapmıyorum ama ona mukabil bunu yapıyorum. <laughs> İnsan acayip. Dima 218 imkanın iki tarafından biri olan vücut, vücutta sabit olan vücudun zilli olup aynı değildir. Vücutta sabit olan vücudun yani vücub, vaci vücut yönü, yönü, onun orada sabit olan vücut var. Ee, nedir o? Zat-ı sıfat. Vücut beka muhalefetun lil havadis kıyamı bi nefs var ya. Zati sıfatlar. Allah u Alem herhalde onu kastediyor. İmkanın iki tarafı olan Adem'le vücut ama vücutta sabit olan vücudun zilli olup aynı değildir. Hangisi? Vücut. Şu bizim bildiğimiz vücut zildir diyor. Gölgedir. Yani ikinci derecededir. Birincisi zati vücut. Zatı sıfatta olan vücut beka. Hatırladınız o. Yani hatırladınız derken zatı sıfat var, subutu sıfatlar. zati Zatı sıfatta, vücutta, beka, vahtaniyet muhalefetün ilavadis, kıyam var ya orada. Oradaki vücut zatı sıfattır. Bu vücut o vücudun zillidir diyor. Gölgesidir. Bu asıl değil. Ha? Ha? Mevcut, mevcut. mevcut manasında evet. Vücub, vacibül vücut yönüymüş. Vücub. Mesela vacibül vücut derken yani Allah'ın herhangi bir şey değil. Allah tarafı yani yön, vücub tarafı. Bu mümkün tarafı. Yönü anlatıyor. Cenab-ı Hak mesela. Cenab yöndür. Hak yönü. Cenab-ı Hak. Hak ismine bakan taraf. İşte vücub diyor vücub. Vücub. Vacip olması. Vacibül vücut yönünü anlatır. Herhangi bir tanımlama yok içinde. O. Bütünsel. İmkan mahlukat tarafını anlatır. Vücub vacibül vücut tarafını imkan ondan sudur eden zil yani yaratılanlar. Vücut ise bir yukarıdaki beydi görüyor musunuz? Bu vücut yöndür o. O tarafı. Vücut ise zatı sıfat iken mahlukatın vücudu, zatı vücudun zillidir, gölgeleridir. Mümkün vücudun vacibül vücudu ile bir ortaklığı hakikat hakikatta yoktur. Yani bir daha vücub yöndür. İmkan yöndür. Mahlukat yönü. Vücut ise de vücud e, vücut beka vahdaniyet kıyamı bir nefs gibi saati sıfatlardan saati sıfatta iken mahlukatın vücudu zatı vücudun zatı vücudun zillidir mahlukatın vücudu onun gölgesidir, ikinci derecededir. Mümkün vücudun yani mümkün olan şu yaratılanların yani bu ulemanın konuştuğu şeyler konuşuyoruz ha. Yani İmam Ab Abban Hazretleri ne yapmış? Geçmiş o Selefi Salihindeki ulemaları barıştırmış. Yani kulukalleri hulasa etmiş. Ulemanın konuştuğunu tasnif etmiş, tanzim etmiş, sistemi oturtmuş. Her gelen bir sistem gel geliştirmiş. Oturtmuş. Mesela Arapçayı sisteme oturtan kimdir biliyor musunuz? Arapçayı gramer sistemini en kolaysını bir gibi. ya şeyde İzmir'de Türktür yani. Türktür yani. Abi niçin söyledim? Arap dili'nin gramerin Zemahşeli galiba değil mi? Arabistan'a gitmiş, dağda şey yapmış. Araplar gelsin benden Arap belagatını alsın, ders alsın diyor. Ya bu başka bir şey yani için söylüyorum. Kur'an Araplara gelmiş. Arapları iyi biliyor değil ya. Yani bununla meşgul olacaksan mesela Türkçe Türkiye'de Türkçe konuşuyor. Grameri bilmez ki. %98'i bilmez Grameri bilmez ya. Yani. Zatı bak, zatı sıfat iken mahlukatın vücudu zatı vücudun zillidir, gölgesidir. Mümkün vücudun vacip vücudu ile bak vacip vücudu ile bir ortaklığı hakikatte yoktur. Yani ortak değil bu mümkün vücut. Yani öyle bir ortaklık yok. Yani benim yere düşen gölgem bana ortak değil, ortaklığımız değil. O bana, bendendir. Benimle bir hakikat de bir bağlılık yok. Ancak görüntüdür, gölgedir. Yani Allah'ın zatına bir yol yok o zaman. Yok. Yani ona gidilecek... Yol. <laughs> Biz onun parçası değiliz, uzantısı haşa değiliz. Ortağı değiliz. Değiliz de değiliz. Bu mevcudatla en fazla nereye kadar Göl, gölge işte. Gölge ve zil. Aynen. Zıl yani. Zıl diyor. Mahiyetle Bazen... ulaşamıyoruz yani. Bir bir şey yok. Zıl olmuş yani. Gölge olmuş. İkinci derecede vücut. Yani bu vücudu anlaşılırsa... Yani. Evet, zıl, zıl şeyler başka bir şey yani. Geç 63'e. Peygamberimiz ve Vesselam demiş ki, bana eziyet edildiği gibi hiçbir peygambere eziyet edilmemiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri 533. mektup. Allah Allah nasıl edilmemiş ya? E, destereyle doğranmış peygamber var. Ondan sonra derisi yüzülen var. Peygamber bakalım ne diyor? Diyor ki çok ilginç. Herhalde bu eziyetten Murat, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Hüzün ve gamın kemalini mucip olan noksanı ve kusuru görmektir. Sair eziyet için şöyle demek mümkündür. E bak herhalde bu eziyette Murat hüznü ve gamın kemalini mucip olan noksanı ve kusuru görmektir. Mesela miraca gideceksin, Cenab-ı Hakk'a göreceksin. Kelamına ve rüyetine mazar olacaksın. Eziyeti bak. Gelip alem-i zıl olan dünyaya zıl, gölge buraya o acıdan, o firaktan için yanacak sabredeceksin. Bana edilen eziyet gibi bak diyor ki herhalde bu eziyetten Murat hüznün ve gamın. Yani o kadar hüzün ve gam çekiyor ki vacibul vücuda göre bu memcudatın ve insanların ahireti görmüş. Buradaki insanların bizim durumumuzun hüzün ve gamından öyle bir azap çekmiş ki derisi yüzülmesine de benzemiyormuş. Asla göre yani diyor bak ne diyor hüzün ve gam. Ama biz bu şey hadisi nasıl yorumlardık? Bana edi bana eziyet edildiği gibi hiçbir peygamber edilmemiştir. <laughs> Çünkü niye sana edilen bir nimet hiç kimseye yapılmamıştı ondan. Miraç yani. Ama biz ne anlardık? E geldi işte mahalle git. Çözemediği için mantıkla ulan bu millet televizyona dese ki ya diyor derisi mi yüzüldü? Yüzüldü tuz ba basılmış. İkiye bölünmüş. Adamı görüyorlar. Bak kaçıyor. Kesecekler. Mucize olarak ağaç yarılıyor. Ağacın içine giriyor. Ağaç kapanıyor. Ağaç onu koruyor peygamberi. Gelip hızlarla kesiyor olan ağacı. Bunu görüyor iman etmiyor. Yani adam ağacın içine girmiş ya. Kapanmış. Sonra çıkıp tekrar diriliyor. Bu sefer derisini yüzüyorlar. Bu eziyete göre. Ama bana bu ne demesi lazım? O televizyondaki o mealciler. Bana... Eziyet edildiği gibi hiçbir peygamber dinlemiş. Bu nedir? Uyduruk hadistir der. Yani hadis değildir. Böyle olur mu ya? Ne peygamberler var? Eziyeti, bizim bildiğimiz eziyeti anlıyor. Gam ve hüzünmüş. Verilen nimete zıt dünyada da yaşamasıyla oluyor. Şimdi miraca git. Bunu tamamını okuduğum için biliyorum. Miraca git. Bakın. Cehennemi gör. Haşa cehenneme girmedi. Cennete girdi. Cehennemi gördü bütün peygamberlerden hepsinden geçiyor. Kabuk seni Allah'ın kelamına, rü'yetine mazar olacaksın. Geleceksin buraya. Bu, bu insanlara meşgul olacaksın. Korkunç bir kanuniyetler işte yok bizim hiç bildiğimiz gibi değil. Yani bu derslere katılacak cahipimiz okudukça insan ve kainat muhteşem, muamma, acayip ve garipleşiyor. Eskide daha çok güzeldi ya. Ne kadar güzeldi, gafletti, her şey aynı düptuz. Namaz kılacaktık, vefat edecektik, yayılacaktık. Rabbimizin cennetine ne güzel olacaktı. Namaz oruç tutacaktık, hiçbir işine karışmayacaktık. Sonra böyle vefat edecektik, Rabbimizin cennetine keyif alacaktık. kahve içecektik. Böyle bir yaşantı varken başımıza iş aldık ya. Yani. Ee, bakın, herhalde bu eziyette Murat diyor, Hüz, Hüznün ve gamın kemalini, kemalini mucip olan Noksanı ve kusuru görmektir. Say eziyetler için şöyle demek mümkündür. Onlar diğer e, enbiyada daha çoktur. Mesela eziyet. Diğer peygamberlerde daha çoktur. Adam ikiye bölünmüş. Daha fazla. Nuh aleyhisselam kavmi arasında 950 sene kaldı. Onlardan türlü türlü eziyetler gördü. 950 sene eziyet nerede? 63 sene nerede? Tabii ki bak onlar diğer enbiyalar yani otur eziyetler, bedensel dünyevi eziyetler onlar da çok. Ama bende diyor hüzün ve gam çok. Şunu bilmek gerektir ki noksanı ve kusuru görmek uzak uzaklıktan ötürü olan bir şey değildir. Kusur yakında olur. Elbette o yakınlıktan ve huzurdandır. Yani bu mevcudatın kusurunu görmek. Nasıl görmüş huzurda olduğu için. Huzura gittiği için kusur gözüküyor bunun. İşte mevcudatında kusur görmek, yani fanilik damgasını görmek hakikaten bir tuhaf yani. Hiç alakasız bir alemdeyiz yani. Fıtratımıza ve ahirete göre hiç, hiç bir tuhaf. Diyor ki bak şunu bilmek gerektir ki onun sözü. Noksanı ve kusuru görmek uzaklıktan ötürü de olan bir şey değildir. Miraç'taki huzur elbette o yakınlıktan ve huzurdandır. Kusurun çeşitliliği gözükmesi. Evet. Zira nurani yerde az bir karanlık nazarda çok olarak görülür. Nurani bir alemde. Zülmani yerde çok karanlık olsa dahi az görülür. İmkanın içinde vücut ve adem var diyor. İmam-ı şeyidir. Mehmet kardeş gelmedi mi? İmkan deyince adem, imkanla adem vücut Gafurlu onu hatırladığım için söyledim. İmkanın içinde vücut ve adem var diyor. İmkan. Bu vücut zatı sıfatı, sıfatındaki vücudun zilleridir. Temel, temel. Zil ile zıl farklıymış. Adem de yani, değil ha? Adem, adem, de adem de Herhalde tekminin zirni müdürü nedir ya? Jo yok, Adem'i sırf belki de. Bilmiyorum ama şu anda tabii. Adem, Adem'i sırf, Adem'i mutlak. İmkanın içinde ne varmış? Vücutla Adem varmış. Vücut değil, vücut. Bu vücut zatı sıfatındaki vücudun zillidir, temel. Devam edeyim, bakayım bu ne diyor? Bir şeyin idrak edilmesi ancak onun zıttı ve ile olacağı, bir kazii mukerrer mukarradır. Şimdi o kadar acayip bir kanunlar zikrediyorlar ki mesela ilk vahdet vücudu atan Beyazit Bestami'dir. vahdet vücut diye dememiş yani. Yani vücutta istirak, vücutta e, mertebe kazanmış. Onun kelamında çıkmış böyle. İnsanda o taayyun ve teşahhus, taayyunu vücud, taayyunu evvel. Sonra onu ilerletmiş Muhyiddin Arabi Hazretleri. Sonra onu güzelce bir sistematiğe koymuş İmam-ı Rabbani Hazretleri. Sırayla böyle gelmiş. Sistemi oturtmuş. Diyor ki, yani kanunlar var ya. Bir şeyin idrak edilmesi ancak onun zıttı, ancak onun zıttı ve mugayriyle olacağı. Yani o zaman mutlak ve muhit olan bir şey idrak edilemez. Yani görülemez. Mutlak ve muhit olduğu için hududu ve nihayet olmadığından ona muayyen bir şekil vermek mümkün değil. Allah niye gözükmüyor o zaman? Allah mutlak ve muhit olduğu için ona bir nihayet verilemeyeceğinden insan da muayyen ve e, hudutlanan bir şeyi görüp bilir. Ali. Mutlak ve hudutsuz bir şeyin kavramak, ihata etmek için iyi dinleyin burayı. Mutlağı anlamak için mutlağın arkasına geçmen lazım. Hudutsuz anlaman için hudutsuzun dışına geçmen lazım. Şuraya bir karınca koysan. Karınca masayı bilir mi? Bilmez. Çünkü karıncaya göre bu mutlaktır ve muhittir. Hududu yoktur. Nereye giderse git. Göremez. Bunu görebilmesi için bu boyutun dışında olması lazım. Üçüncü boyut olacak. En ve boy. Şimdi mutlak ve muhit. Bak mutlak, muhit ve nihayetsiz. Üç tane sıfat. Maddede mücerret yani. Olan bir şeyi idrak edebilmek için, görmek için onun dışında olman lazım. Mutlağın dışında olabilmek. Mutlağın dışı mı var? Hududu yok ki. O zaman mutlak olurdu. Ne olurdu? Yok yani böyle bir şey. Onun için gözükmüyor. Mesela ruhunla ruhunu gör hadi. Ruhunla ruhunu gör. Nasıl göreceksin? Ustad diyor ki meslevide aklın, aklın şey değil aklın diyor. Hayalin sahili yok. hayalinizde hayalin sahilini bul bakın. Aa burası sahil dediğin anda Çizgi mi çizdin? E orası da var işte. Bak orada kara. Burası sahil deniz. Aa orası aha bak gene var ya. Bir yere çizgi çizebilmen için aa buraya kadar deyince öteki tarafta zaten gözüküyor. Bu sahil dediğine göre bu karadır. Ka yani kara parçası. Kara parçası olmadan sahil olmaz. Kara parçası görünce sahil diyoruz. Bu 3 tane hatırladığım kadarıyla mutlak, muhit, nihayetsiz bir şeyi idrak etmek, anlamak, görmek için bunların dışında olmak lazım. Mutlağa yata etmek için mutlak artı bir olacaksın. Nihayetsizi görebilmek için nihayetsizi, nihayetsiz artı birin nihayetsizin dışında olacaksın. Nihayetli, nihayetsiz, nihayetsizi nasıl idrak edeceksin yani? Onun için gözükmez. Onun için Allah bir şey yapılmaz ihata edilmez, idrak edilemez bir hakkın. Ama bunlar peki böyle söylemler ne işimize yarıyor? Mesela düşün ki ustadın tabirini kullanayım. Tabiri ee, caiz ediyor. E, mesela Cenab-ı Hak için diyor ki ne kadar işgüzardır. Öyle bir tanrı olur? Olumsuzluklara tanrı kullanıyorum. Olumluya biliyorsunuz. Allah kullanıyorum. Öyle bir tanrı olsa ki, haşa, becerikli değil. Becerikli yani ne bileyim, düşe kalka bir şeyler yapmış. İnsan o kadar keyif vermez. İnsan ustasını sanayideki çocuğa sor. En iyi usta kim? Benim ustam. Onu demese zaten onun yanında çalışamaz. En iyi peygamber kim? Benim. Zaten ümmet olamazsın. O peygamber dahi benimkisi eh. Niye oradasın? En iyi hizmet kimin? Benim. En iyi Rab bizim Rabbimiz hakikaten. Rab anlayışımız. Yani Rabbimizin mutlak muhayye, e, mutlak ve nihayetsiz oluşu. Yani Güzel sıfatların yüklenmesi bize keyif veriyor. Hani bizi kıymetli kılıyor bu. Böyle kıymetli bir Rabbin, kıymetli bir mahluk olsun. Bize anlam katıyor yani. Bize değer katıyor bu. Hani ustadın değil, değil mi? Hatırladınız. İş güzel diyor. Yani becer becerikli diyor. Yani be beceriksiz olsaydı düşe kalka bir şeyler yapmış. Bir tane ne yapmış ama düşe kalka. Ne yapmış? Tayini, pekmezi getirmiş, karıştırmış gibi... 18 bin alemi, alemi salani cennet, cehennem, celal, kahar, muntakim, veil, cehennem hepsini sakarı koymuş. Selam, daru selamı da koymuş. Karıştır Allah aşkına. Karıştır, karıştır, karıştır. Buzdolabına koyduk, dondu. 18 bin alemi karıştır. Buzdolabına koyduk, çıkarttık. Ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Şu dünya çıktı. Birbirine giydirilmiş elbise. Onun için sakın ha, bu çam varmış. Oradan uçak geçiyor. İşte işte gibi bu şey var. Sakın ha, bu elbise ilk gözüken. Mesela çocuğunu kaybeden kadın hiçbir etrafın senin gibi gördüğünü görmez. Aşık olan, psikolojisi bozuk olan burayı böyle görmez. Hiçbirisi böyle görmez. Mesela bu enfusi derslere katılan yani normal bir Müslümanın münnur talebesi gibi mi bedene ve ruha bakıyor? Bir daireden bir daire. Yani Esma'nın bir dairesini ölüm öyle görüyor. Esma'nın bir dairesinden Esma'nın başka bir dairesi. Yani geçmiyor. O oluyor. Zaten var. O ekrana düşüyor. Bir de okuyayım şurayı. Bir şeyin idrak edilmesi ancak onun zıttı ve mugayri ile olacağı bir kazi mukarradır. Muhyiddin Arabi Kudüs'e sürü demiş ki, Zattan gelen tecelli ancak kendisine tecelli gelenin suretinde olur. Kendisine tecelli gelen dahi ancak hakkın aynasında kendi suretini görür. Hakkı göremez, onu görmesi mümkün de değildir. İfadeler mümkün Ne kadar latif? Yani Müfitin Arabi. Evet. Mesela bak ne diyor. Bir şeyin idrak edilmesi ancak onun zıttı ve mugayri ile olacağından hükmü söyledi. Bu kaziy mukarradır. Müfitin Mu Arabi Kudüs'e sürü demiş ki zattan gelen tecelli tamam. Ancak kendisine tecelli gelenin suretinde olur. Yani mesela zattan gelen bir tecelli var. Kimi gelmiş? Kendime gelmiş. Ancak kendine tecelli gelenin yani benim alemimdekiler gibi gözükmeye başlar. Bende şekillenir. Yani zühre katre reşaya hayal edin. Güneş vuruyor. Hepsi hepsi farklı yapıyor. Nasıl değiştiriyor onu? zattan gelen tecelli bir, bir tamamıya, bir zatıya gösteremeyiz yani. Mesela güneş vurmuyor mu hepsine? Vuruyor. Bu armut oldu, bu çiçek oldu, bu efendim ot oldu, bu koyunun tüyü oldu, bu gezegen oldu. Ağaçlar donmuş güneş değil mi? Ot. Ota da vurdu, çiçeğe de vurdu, armuta da vurdu. Armut gözükürken şeftali gözüküyor. Sorun kimde? Tecelli eden o mudur? Şeftali midir? Güneşte şeftali gelmedi ki. Bu fıtrat şeftali olarak ben buyum dedi. Neyle? Güneşte. Armut dedi ki ben buyum dedi. Zehre Reşa katre vardı ya. Şimdi daha açılacaksınız merak etmeyin. Sabah sabah böyle açılacak. <laughs> Kolay değil biraz. Evet ama niye durgun biliyor musunuz? Alışmadığımız tabirler Risale-i Reşa şey yapmış. Bu biraz böyle enfusi değil. Direkt tepeden inmiş. Zaten bizi bilmeyen diyor. Bizim kitapları okumasın. Bizi bilmeyen, makamımızı da bilmeyen öteden konuşuyor. Yani beden yok artık ya. Bedenini gören var mı? Bak bakıyorsunuz bana. Kendinizi görüyor musunuz? Yok ki. Karşıya bak bak. Yani görünüşte de öyle. Ali şey kendi görüyor musun şimdi? Beni görüyorsun. Kendi görmüyorsun ki. Ruhunu da görmüyorsun. Şimdi biz tasnif ediyoruz. Akıl, kalp, ha gafur. Akıl, kalp, vicdan, ruh bilmem ne şunlar hissiyat. Ya biz konuşurken dur bir dakika buna bir histen cevap vereyim. Dur bakalım buna akıldan cevap vereyim. Yok ya. Anlamak için tasnif etmek, yorumlamak, inkişaf ettirmek için tasnif etmişiz. Aslında içeride öyle bir şey yok ki. Hepsi tektir. Hepsi basittir. Basittir derken homojen yani e, mürekkep değil, karma değil, iki şey değil. Ruh iki şey değil. Ruh için söylüyoruz da Davut. Basittir diyor. Basit mürekkep değildir diyor gene kendisi söylüyor. Ama bütün zıtların cemidir ama o zıttı tektir. Mesela kafanda beş, 5 6 7, 8, elma, armut, kadın, erkek, taş, toprak, dışarıda farklı. Aleminde kafada hepsi aynı. Mesela şöyle. Senin, senin dilinle konuşayım. Güzel olur. 0, 1, 0, 1. -1. <laughs> <laughs> Filmi düşün. Ne kadar haram film, helal film. Ama arkası 0, 0, 1, 1. Öyle arkada şeytan, melek yok yani. Onu söyledim Almanya'da. Nasıl abi yani dedi. Burada var yani haram, helal, melek şeytan arkada öyle bir şey yok ki nasıl olur dedi ya nasıl olur dedi dedim arkada mudil esması nur esması şeytan melek yani ne iş yapıyorsun dedim bir şirkette e, korumacılık yapıyor şey bilgisayar şey senin gibi. dedim ki ne iş yapıyor ben dedi şeyim ha koruma işte 001110001 ama burada bir film helal helal film burada aynı film haram bir film 001 ne demek o bir sıfır sıfır bir bir ne demek biliyor musun Davut? Var yok 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 var 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 yok 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 var var yok sıfır yok bir var var yok var yok yok Adem vücut Adem vücut 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 Adem Adem hani o benim bir misalim vardı ya bir spor e, havuzu yarım metre su vardı bire bir veya iki iki plastikten kareler koymuştuk suda yüzüyor hiçbir boşluk bırakmadık hepsi de farklı renkti Kapalı bir havuz. Tavana renk veriyor. Çünkü o yüzenler renkli. Her renkte var. Kırmızı, yeşil, bir sürü renkler var. Hiç boşluk bırakmadık. Bire bir kare. Bire bir. Aşağıdan suyu hareketlendirsek hareket ederler mi bunlar? Etmezler. Çünkü sıfır ya. Ancak böyle böyle belki de onu da yapamaz. Suyu hareketlendirsek. Buna yer değiştirebilme şansı var mı? Yok. Bu işte hayvanların, bitkilerin hayatı bu. Oradan alır mısın o köşeden bir tane? O... Bire bir kare. Oradan da al, oradan da al, buradan da al. Orta, orta. Aldım biraz boşluk. Yap. Karıştır aşağıdan suyu. Onlar yer değiştirmeye başlar. Evet. Yansımalar. Zil de yukarıda olur. Zıllar yani. Zil ve zıl. ikisi farklı. Noktalı noktasız. Farklıdır. Şimdi ifade eden, etmeyen anlam olunca zıl oluyor. Nokta, noktalı olursa düşünceye gelmiş olandır. Adem'i kaynağı koydunuz. Ka yani hani mesela karşı. Şimdi tavana renk Renk vurdu mu yani? Değiştirdik mi? Değiştirdik. Ya yeri değiştirince suyu hareketlendir. Bunlar yeri değişecektir. Bu da insan. Acayip bir şey ya. Sabitlikten. E, cehennem hakikaten cehennemdir ya. Atalettir, betalettir. Hareketsizlik, donuk. Yani okudukça insan çıldırıyor ya. Evet. Yani hareket yok, fikir hareketi yok. Her gün aynı, her gün aynı. Kalkıyorsun, halı kahve içiyorsun. İşine oturuyorsun, geliyorsun, otuyorsun. Istedim. Tamam mı? Şimdi değil. Daha var. <laughs> yani her gün aynı ya. Böyle bir hayat olur mu ya? Her gün her gün aynı iş olur mu ya? Her gün aynı. Ama aynı iş yapıyor. Hasan abi güzel olan ne biliyor musunuz? Arkaya bir geçsek var ya. Iş, ya, yok bir şey yok var ya. Harika olacaklar. O oh, acayip. Yani ne istiyorsan alası var ve haram da değil. İşte demiş ya esas hayat orası demiş. Allah bunu diyor. Mesela bir tanesine dedim ya abi şöyleydi. Bak kardeşim evlenirken bir sana bir akraban şey şu, bu, der, bu çok iyi. Yalan söylemiyor. Doğru söylüyor. Onun kapasitesi, çapı, ölçüsü şeyi o, şablonu o. Ona göre en iyi. Ama bir başkasına göre birinin hiç iyi değil ya. Yalan mı söylüyor? Yok ölçü. Peki Allah dünyaya ne diyor? Ahirete ne diyor Allah sahibi? İyi değil diyor burası. Ben de biz de diyoruz ki burası iyi. Allah diyor ki değil işte. Buraya göre Burası çok iyi diyor. Kim diyor? Allah, Allah diyor. Allah diyor ki burası ona göre gölge diyor. Asıllar değil yani. Zindani dünya. Bostan cinan. Bir derece nasıl anlarız? Devamlı e, fikir tatilsi var ya. Fikir hareketliliği, tefekkür böyle. Bir de frekansımız tutarsa. Bazen bir pazar günü böyle hantallarınız tutar ya. tantanlığımız. Böyle hareketler. Böyle, böyle sıkar ama. Bazen de bir açıldık mı. Böyle sanki olur dünya cennet. Ha, i̇şte onun gö işte gölgesidir o alemin. Vücut buluyor demek. ki. Adam anlamıyor veya kötürümse hala ademde. Vücuda çıkamadı daha. Ayıldı mı böyle? Vücuda çıktı mı? Hakikaten vücut. Hadi biraz da devam edeyim. <laughs> Muhyiddin Arabi zattan gelen tecelli ancak kendine tecelli gelenin suretinde olur. Yani güneşten geliyor ama demez ki armut bana armut enerjisi geliyor o bir mastardır, mutlaktır, her şeydir. O bir şey yapar. Yani o aynanın kabiliyetine göre. O değişiyor. Kendis, kendisine tecelli gelen dahi ben ancak hakkın aynasında kendi suretinde görünür. Ancak herkes kendi Rabbini Rabbi olarak görür. Aynasındakileri... Yani bu aslında diyor ki burada sen hiçbir yerde yoksun. Eğer orada abi ayna eğer kabiliyetini bırakırsa yani kabiliyetinden de, Tebeli de ederse derse, muhtemelen ondan bir şey. İşte var. mesela e, cennet herkes Rabbini görecek diyor. Bu işin yoluna düştüm almaya da da uğraştım yani. E, tamam ama haber verilmiş ihtiyaç olmuş ben ne yapacağım kıvranacağım orada e, yani kafamdan silemem ki Rabbul Alemini. Herkes Rabbini görecek diyor. Rabbini dediğine göre bu alçak sandalye dediğimiz gibi küçük de, büyükse sandalye de var. Her şey zıttıyla bilinir ya. Mesela Miraca ne diyor bir tanesine? Mirac Ekberi de söylenen sözler diyor. Mirac Ekber dendiğine göre Mirac Askar da var. Şimdi herkes Rabbini görecek deyince Rabbül Alemini herkes görmeyecek demektir. Bak, herkes Rabbini görecek cennete. Peki bunu bilen, idrak eden zaten bu alemde bununla meşgul olan bir insanın hakkı yok mu Rabbul Alemin'i görmeye? Var. işte i̇şte kabı kavim cenneti isteyip de ver ona demiş ya. Yani bir fıtratı konuşturmuş, ufaltmamış orayı. O kabı kavseyini böyle tıntın etmiş, meşgul olmuş insanlar Rabbul Alemin'i görecek. Çünkü niye? Rabbini görecek dendiğine göre, bak oradan çıkartıyorum. Rabbul Alemin, bak herkes, cümleye bak, herkes Rabbini görecek. Herkes Rabbul alemini görmeyecek demektir. Doğrudan doğruya herkes kendi halıkı ve mabudu ve Rabbi ve seyyidi ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacak. Kim? Herkes diyor değil mi? Ama aynı zamanda Rabbul Alemin bu mefhul muhalifiyle de herkes Rabbul Alemin'i görmeyecek. Anladınız mı? Önerme. Niçin önerme? Yukarıdaki cümleyi unutma. Bak diyor ki bir şeyin idrak edilmesi ancak onun zıttı ve mugayri ile olacağı. Yani herkes Rabbini görecek. Mugayri nedir? Rabbul Alemin. Anladın mı? Zıttı o. Herkes Rabbini görecek. Mugayri nedir? Rabbul Alemin. Tersi onun de, öteki tarafı men arafe nefse fekad arafe nefsini bilen Rabbini bilin bilir derken nefsini gören Rabbini gö Kişi kendisini gördüğü zaman o aynada o olduğunu görecek. Kendi oluşturduğu Rab. Onun dışına çıkacak işte sırrı insani. Sırrı insani. En eyle Rabbini sırrı insanla Rabbul Alemini. Anladınız mı orayı? ene ile rabbini oluşturduğu rab var ya kendi oluşturduğu. Yani Allah e, mücerredatı sıfı var ya kendisini kendisi bildiği gibi. Onu hiç ezeli ve kimse bilmeyecek zaten. Onu bilmiyoruz. Benim oluşturduğum rabler var. Bende uyanan istidatların kabiliyete dönüşme o enede yapılan bir şey. Neyse. Zira rüyet... Dünyada caizdir, ahireti ise vakidir. Rüyet dünyada istisnadır. Ahireti ise devamlı olandır. Vakadır yani. Marifetten yana ats dahi marifetin aynı oldu. Acizlik marifetin kendisidir. Acizlik var ya acizliğini bilmek. Usta diyor ya usta, acizliğini bilmek. Acizliğini bilince ne oluyor? Pist oluyor, uçak iniyor. Ne hangi uçağınıyor? Rabbin acizliğin kadar Allah, fakirliğin kadar ahiret tayin ediyor. Yani acizini bilmek için aciz olmayanı da anlamak lazım aslında. İşte Allah acizlikle Allah biliniyor. Evet, Allah biliniyor. Acizliğin kadar Allah var sende. Evet. Fakirliğin uyandığı kadar ahiret var. Ne kadar fakirsin? Ahirete ihtiyaç duyduğun kadar. Ne kadar acizsin? Allah'a ihtiyaç duyduğun kadar acizsin. o zaman, o zaman acizlik Allah'ın taayyunu ve teşahhus ettiği zeminsiz zemindir. Ne kadar ahir, fakirsin, ahiret sende uyandığı kadar. Ben fakirim, ahiretin fakiriyim, şunun fakiriyim diyorsun. Acayip biz abiler. Biz geçitiz geçit. Otobanda giderken sağa çıkamazsın, sola da çıkamazsın, geri gidemezsin, parçalanırsın. Altı yol yaparlar. İstediğin gibi dön o kavşakta. İnsan böyle bir kavşak ya. imkan ile vücub arasında bir kavşak. İstersen öyle gezi kaçar, istersen bu tarafa kaçar. Bir tuhaf yani. Ama güya buraya bulunmuşuz işte. Ama hep diyeceğim bu birbirine giyilmiş gömlek gibi. Ne kadar saydam, ne kadar da gerçekçi ya şu dünya. Oysa hiç alakası yok. Hiç, hiç de gerçek değil ya. Ne kadar gerçekçi duruyor şu dünya. Ne kadar gerçekçi duruyor. Ama gerçek yani. Hayal değil haşa. Gerçek ama gerçek değil yani. Var ama yok. Yani nasıl bir şey giydirilmiş o kadar şey ki. Mesela neye benzer? Ne kadar gerçek değil mi? Bir duygu olunca bizde his çıktı. Bizi bir loka ediyor. de çevet, adavet, ilim, irfan, hu haz, huzur vesaire. Bizi alıyor, giydiriliyor, giydik. Onun içindeyiz. Onu yaşıyoruz. Ne kadar gerçek? Do doğru. Bir bakıyoruz ki... Yokluğu da o kadar gerçek. Ya yok olmuş. Demek ki nasıl yok oldu? Gerçek buydu. Gerçek odur ki sabit olmamasıdır. Hadi aynı şey yap bakalım. Bak şurayı görüyor musunuz? Zira rüyet Allah görmek ha. Dünyada caizdir. Herkese değil. Ahirette ise va normaldir, vakadır, diyor. Marifetten yana aç dahi yani marifet nedir marifet? Onu konuşursak diyor. Aç acizlik aciz olmak için değil. Marifetin aynı oldu. Mesela ilim gitti 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 güzel zehir aldı bu olur izahı. İlmin kemali nedir? Cehaletini bilmek. Lan o ilime gerek yoktu ki zaten cahilim desen yetmiyor mu? Yetmiyor işte. Cahil adam biliyorum der. Aciz adam güçlüyüm der. Yani ilmin kemali nedir? Cahil olduğunu bilmektir. Cahil olduğunu bilmeyen adam cehli mürekkeptir. Cahil de değil. Peki biz ilim niye yaparız? Cahillimiz bilmek için. Cahili bilmek için ilim mi gerekiyor? <laughs> Allah alemimizde var olması için acizliğimiz kadar oluyor. Acizliği idrak ettiğimiz kadar o var oluyor. Allah'ı bizde var eden, haşa yani tanımlayan, taayyum ve ettiren acizliğimizdir. Ahirete alemimizde var eden fakirliğidir fakirlik hissi yani ihtiyaç kadar. Nereye fakirsin? Ahiret var oluyor. Onun için usta diyor ya mesleğimiz aç, fak, noksan, kusur. Başka bir şey de at fak, e, bir de şefkat, tefek. Sonra bak bir daha. Marifetten yana aç dahi marifetin kendi acizlik kendisi marifetmiş. Herkes acizliğini bilmez. Mesela bir yere oturdunuz bir akrabalara şey ediyorsunuz. Ben ben diye başlıyor. Ötekisi de ya ben ne bileceğim ya siz daha iyi biliyorsunuz. Ya. Ne kadar biliyor o adam ya. Herkes ben ben diyor pergeli koymuşken bir tanesi de çıkmış diyor ki o akrabamın münasebetlerinde. Ya yok ya ben ne bileceğim. Zavallının birisi. Aa, ilgiyi i̇lgiyi çekiyor ya vay bu adam. Zavallılığını bilecek kadar kendini aşmış. Taşmış yani. Debelenip durmuyor ya. Yani. Logoların içinde debelenip durmuyor. Adam erkeğe, erkeğe, geçmiş. Acizlik marifetin kendisiymiş. Yani niye derslere katılıyoruz en Acizliğimizi bilmek için. İlim niye yapıyoruz? Cahilliğimizi bilmek için. Cahillik, cahilliğini bilmek için ilim gerekiyormuş. Kendini bilince Rabbini biliyorsun. Acizliğini bilince zatı mı biliyorsun? Zat tayyum ve teşahhus ediyor. Yani marifetten az ise marifetten ibarettir. Muhyiddin Arabi Kudüs'ü der ki idrak etmekten yana acizlik idraktır. Allah Allah. İdrak etmekten yana yani idrak mı? Yani o neyi idrak edeceğiz? Aciz, acizlik kendisi idraktır. Vücutsuz vücut ki acizlik vücutsuz vücuttur. Niçin bunu idraka ihtiyaç var? Vücutsuz vücudun tayin etmesi için. Ademin vücut. Uçak piste inebilmesi için pist lazım. Pist lazım vesaire. O pist Uçağa hiç benziyor mu? Hiç benzemiyor. Pist. Uçak cinsinden değil. Niye pist yapıyoruz? Uçak insin diye. Acizlik pistine vacibül vücut insin diye yapıyoruz. Peki acizlik nedir? Acizliği idrak etmek kendisi idrağın, idrağın ta kendisidir. Mesela cehaletini bilmek ilmin kemalidir. Marifeti için acizlikten başka zatına yol, yol yaratmayan yüce zat. O bu çok acayip. Bu büyüleyici bir cümle. Ben, he, ben, nasıl bir nasıl bir yol açmış kendisine? Dedi ki iyi kullarım. Benim bana böyle girersiniz Beni böyle şey yaparsınız. Zatına yalnız. Evet. Şu anda zaten onun dışında değiliz ki. Buz ne dedir? Gözükmüyor su ama suyun donmuş halidir. Biz esmaların donmuş haliyiz. Zaten ondayız. Yani orada ben burada da ona koşup arabayla gideceğim diye böyle bir şey yok. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Tamam mı? Şimdi diyor ki iyi dinleyin bak. Marifeti için Acizlikten başka zatına yol yaratmayan yüce zat Sübhan'dır. Mektubat üç, 533. Mektup. Yani Allah'ı ancak e, acizliğini idrak, manifeti kazanmanla ne kadar kazanırsak acizliğimizi, acizlik marifetini o kadar marifet oluyor. İlimsiz, amelsiz amel. amel. En kıymetli amel Amelsiz amel. Mesela kafire düşman olmak. Allah'ın düşmanına düşman olan amel midir? Değil ama amellerin sultanıdır. Değil mi doktor? Mesela yaparsın yaparsın. Gidersin bir kafire taraftar olsun. alır Allah'a geçmiş olsun. Zatın bilinmesi, esas bilmek bu oluyor o zaman. Bu. Bu açısından. Allah öyle bilmiyor. Öyle diyor kendisi diyor. Çünkü Adem her miktar <laughs> kuvvetli olur ise Adem her ne, ne miktar kuvvetli olur ise vehim mertebesine taluk tağluk taalluk dahi o miktar çokça olur. Mesela Adem Adem ne kadar bizde nasıl bileceğiz Adem yokluk ne kadar vehim mertebesine taalluk ediyormuş. Yoku var, varı yok ediyor. Yani Adem'in sureti hakikaten vehimde yani. Ademler orada. Vücuttan Adem, Adem'inde vücut vardır. Hakikaten vehim yapıyor yani. o yapıyor ya. Ta o tasavvur var ya taahhüt orada. Devam edeyim. Zaf bulunca da zaf bulunca da oldukça azalır. Evliyalardan çoğu Adem mertebesini geçmişlerdir. Adem'den yana yani Adem mevzusu kendilerinde eserden başka bir şey kalmamıştır. Yani yani hep Allah ile beraber olmalarının sebebi hep Adem'i yaşadıkları için. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır sırrı. Sen nereden biliyorsun böyle olduklarını? Çünkü sen öylesin. Öyle mi desin biz böyleyiz? Bunu nereden biliyorsun? Yaşayan, idrak eden idrak ettirir. Bilen söyler. Bak diyor ki Adem her miktar kuvvetli ne miktarı kuvvetli olur bir insanda? Yani Adem yani Adem sende ne kadar inkişaf etmiş? Vücutsuz. Vehi mertebesinde ortaya çıkar. Düşünce mertebesinde erdinç düşüncede oluşur bu. Orada başlıyor bu iş. Zıl oradan başlıyor. Zil olunca vücut oluyor. Zıl olursa noktası olursa düşüncede oluyor. O miktar çokça olur. Ne, anlamadım. Zaaf bulunca bulunca da oldukça azalır. Evliyaların çoğu Adem mertebesini geçmişlerdir. Ademleri çok acayip Ademinde vücut yaptılar. Yani vücut nerede vücudun e, nerede taalluk edecek, tayin edecek? nerede ifade edeceğiz abiler mekanı? Mekan nerede göstereceğiz? Mekan yok ki. Uçağı piste indirdim. Bak tamam mı? Koltuğa oturdunuz. Koltuk olmasa nerede oturacaksın kafun? Yani bu mekanı yaratmadan önce, bu mekandan önce ne ne vardı ki mekan oraya koydun? Anlıyor, anlaşılıyor değil mi? Normal cumartesi dersi değil bu. Bir daha. Koltuk olmasa nereye oturacak? Şimdi vücudu, bu mekanı, mekan yok hiçbir şey yok. Allah var hiçbir şey yok. Bu mekanı ne, nere, hangi me şey oturacaksın? Mekan yok ki. Nereye oturttun? Ademisi. Evet. Mekan orada. O zaman matkabı al böyle. Deler misin mekanı? Hop indin aşağıya demiş. Ahirette de böyle olacaksın ha. O bunu gördüler bir Resulü da biliyor musun? Oh. çayda da atıyordu dedi ya. Hem de gören ben değilim yani. Oh. Evet, çay dağıtıyorlar atıyorlardı dedi. Toprağı de. <laughs> <laughs> Suret hakikatsiz olur mu? Suret hakikatsiz olmaz. Bu suret mi abiler? Şu anda ahiret oluyor mu? Ahiret olmayacak. Oluyor zaten. Olduğu için oluyor. Olduğu için de oluyor. Sırası yok. Önce mi bu mu? Suret hakikatsiz olmaz. Aynı anda. Şu anda bu, aynı anda o. Aynı anda oluyor zaten. Orası olduğu için bizde bu oluyor. Ve bu olduğu için orada oluyor. Değil. Hepsi aynı. Sırası yok. Ahirette beklenti, <laughs> İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, avamındır diyor. Hakikat evi. Onun için ne kadar gerçekçi duruyor şu dünya. Bir yerde desek deli diyecekler ya. Ya şu ne kadar acayip, ne kadar sabit, ne kadar acayip, ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, ne kadar sabit, ne kadar da gerçekçi duruyor ya. Oysa hepsi soğan zarı gibi, Te takvimi yaprağı gibi şak kaldırırsın? Kalkıyor. Bir bakıyorsun altta başka bir şey. Yani şu anda alemimiz ne kadar gerçekçi. Ama bir haber geliyor çocuğundan, kızından, eşinden, akrabandan, sağlığından, rapordan. Hani gerçekçiydi bir şey. Ay baktım başka bir şey. O alemimizi alem değişti. Lan bir haber alemimizi bu kadar soğan kabuğu gibi, zar gibi takvim yaprağı çevrilir mi ya? Fırtına geldi diyor. Asis bastı diyor Anamut Lan ne kadar gerçekçisiz. Hani lan siz sabah sis vardı. Bakar mısınız? Nerede hani siz? Ne kadar gerçekçiydi? Bak bu kadın, bu da ne kadar gerçekçi? Biraz sonra sis basacak. Hani her şey gözüküyordu, hiçbir şey gözükmedi, her şey örtüldü. Nasıl örttü Allah? İnce zarla. E siz de her şeyi örtmedi mi sabahleyin? Öyle gelmediniz. Siz her şeyi örtmüştü. Nasıl örtü? İşte Adem böyle. Vücudu örtmüş. Sonra bir hakikat geldi, süpürdü. Aa, neler varmış ya? O güneş bile varmış ya. Ne kadar aldanmışız ya. Ne kadar da kolay. Ayet de öyle diyor değil mi? Nasıl da aldatıl aldatılıyorsunuz? Nasıl da aldatılıyorsunuz? Kolayca galiba var orada. Nasıl kolayca aldatılıyorsunuz? Ne kadar gerçekçi duruyor. Hiç de değil. Ben ne kadar gerçekçi isem dünyada öyle. Benim alemim ne kadar değişken ama ne kadar gerçek değil ya kardeş. Allah. Vay be. Vehim mertebesini geçince geçenler var. Adem musallat olamıyor. Serbest bir Adem musallat olamıyor. Ve bunlar Kur'an harfleri ve kelimeleri dahi orada müşahede edilmektedir. Yani artık 18 bin alem, bir rivayete göre 28 bin, Kur'an'ın 28 tane harfi var. Her bir alemin bir simgesi, bir harftir. Artık orada Kur'an'ın suresi Kur'an'la değil, sure de değil, ayet de değil, harfler dünyasına geçiyoruz, asıllarına. Elif la mimlere. Dün akşam oydu. Mesela Zom'la ders yaptık Zom'la. Şifreyi verdik de girebildin. Yoksa girebilir misin? İsim yaz giremez. O şifre şey benziyor. Elif la mimler şifresine benziyor. Şahadetten gaybe, gaybtan şahadete geçiş koridoru şifresi huruf-u mukatta'dır. O huruf-u yazarsın. huruf-u mukatta bu gördüğüm sadece ha mim değil. Hamil. 14 tane olan. Yok, yo, Yani, yani huruf-u mukatta deyince o elif, la, mim harflerin kendisi mi yoksa başka bir şey mi aslında? o şekilde bu şekil o mesela ta, ta mesela lam biz böyle görüyoruz sureti bu ama arkası öyle bir değil yani ki. De ya. evet. yani hani sadece bir harf, Kur'an'daki bir harfin kullanımı şekli değil de aslında değil. o sureti aslında ta, arkası, arkası ne kadar farklı olduğunu anlamak için şöyle diyeyim. Mesela amasın, hiç lam görmedin. Lam, ham, hamim. Sesi duydun mu? Duydun. Hayal et bakalım he nasıldır. Hiç hayatında he görmedin. Edemezsin ki. Ha işte hurufu mukatta bununla ifade ediliyor. Bu adrestir. Ben sana adresi verdim. Gökalp Mahallesi bilmem ne. Gittik oraya. Oradaki yaşayanlar adresi benziyor mu? Ama bizi bu adres oraya götürdü. Elif Lamin kendisi süreçtir. Sonuç değil. Ama bu süreçte gideceksin. Aize bu verdi, Evet, Ayze verdi usta. Ayze, radyo. Mesela radyodan ses geliyor. Radyoya benziyor mu ses? Ustad misal verdi, radyo misal. Radyo benziyor mu? Kur'an okunuyor, şarkı türküler çalıyor. Bir bakıyorsun Kur'an, bir bakıyorsun şarkı çalıyor. Mehmet kardeşim, bak dünyada da çalıyor. Senin bedenin radyo. Bir sürü tel, telsiz telefonlar var iç aleminde. Oradan takılıyor, oraya gittin, oraya buydu. Hatta dolaşıp duruyorsun. Aynı zamanda debelenip duruyor işte. Hem burada hem orada bir tuhaf. Değil mi? Bir sürü şeyler var. Mesela radyonun içinde yapmış adam. İki tane radyo koymuş. İki tane Aynı radyodan iki ses çıkıyor. Öyle de yapmış yani. İki tane aynı. İki tane yan yana koymuş. Bitti. Kur'an harflerinden kaçı huruf mukatta kullanılmış? 14. 14. 14. Yarısı diyor. Yarısıdır diyor diyor. İşaret içerisinde geçiyor. Yarısı diyor. Yarısı peki ne ifade ediyor? Yarısı vücut, yarısı adem yani. yani. 0 -0, -1 -1 0 Onun için kahve içeceksin kardeşim bunun üzerine. <laughs> Uruf-u Mukatta Adem mi vücudum mu temsil eder daha çok o zaman? Yani o yarı yarıya bir şey... Vücuttaki Adem'dir Uruf-u Mukatta. Vücut o diğer harflerdir. Vücudun içindeki Adem. Çünkü vücudunda Adem o yolun kendisi. Koridordur. Nasıl ki ben canlı yayın yapabilmem için o şifre lazım. Alem-i alemi alem-i gaybe, alem-i, gaybe, alemi geçebilmem, edebilmem için o şifreyi kullanmam lazım. Mesela Arnavutköy deniliyor ki işte Karlova sokak Maraş'a Fevzi Çakmak Mahallesi bilmem ne. Ben adresi verdim. Adresle şimdi bu ders benziyor mu? Adres burayı gösterdi ama bu ders o mudur? O huruf-u şekli adresin kendisidir. Ama o seni bir yere kattı. Seni bir yere tanıştırdı. O Adem'inde de vücut. Mesela Adem'inde vücut buldun. Nasıl bir şey? Ade, Adem adrestir. Vücut sonuçtur. Ne, ne çıktı ne bileyim. Buraya adresini verdik. Bir de bu derse bak. He, Gafur. Anladın mı abi? Evet abi. Adrese bak, bu derse bak. Boşuna bir sizi bırakmam size. Sizi sizi bırakmam. Gibi çok örnek nasıl be? Nasıl farklı komutanım? Nüfus Evet, nüfus cüzdanı değiliz. Nüfus cüzdanı ile ruh gibi. Değil. Çok tuhaf ya. Ne kadar da gerçekçi duruyor. <laughs> Ne kadar da gerçek bu alem. Yani Kesik yani şöyle. Diğer hiçbir vasıfla vasıflanmamış. Anlamlandıramamış. Mesela elif, elhamdülillah okuyacaksın ya. Elif, falan. Bir zatı özelliği var. Elif'in. Bak şimdi. Pekmez'in tek, tek başına bir manası var. Tayin'i da var. Yağın da var. Karıştırınca pekmez pekmezlikten çıktı. Tayin tayinlikten çıktı. Başka bir şey oldu. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyebilmen için elifin bir manası var. Çık manasından. Lam'la he le, bütünseldi. Bütünsel kendi zatı bir manası kalmadı. Kendisi kendisi değil. Kendisi başka bir şey ifade ediyor. Huruf-u mukata ise kendisi kendisidir. Sen sens. Ama şey varlıkta fizikte sanki kara kara delik gibi, solucan deliği gibi yani. Bu huruf-u mukata protonla elektron arasında o kadar boşluk var ki eğer diyor o kapatılsa protonla elektron arasında boşluk gene ehli fen söylüyor. Dünyanın büyüklüğü çay kaşığı kadar olurmuş. Çay kaşığı kadar. her çekirdik Yani bu o dalga mı geçiyorlar ya? Bir söyleseydik kafir olurduk ha. Münkiri olurduk. İlmin münkiri olurdum. La çay kaşığı kadar olur mu? Hakikati bu. Ne kadar da gerçekçi duruyor. O ne kadar boştun ya. Protonla elektron arasındaki boşluğu bak. Ne kadar da boşmuş ya. Rizeli işte. Adam dedi dedi ki Öyleyse bu kadar boş dedi, protonlu dedi, misket kadar, kendi söylüyor. Yaparsak, o kadar büyütürsek. Elektron da İstanbul'dan geçer dedi. Bu kadar boşluk. O, hoca dedi, niye arasına düşmüyoruz dedi. Sen de boş olduğun için düşmüyorsun. Sen de atomdan yapıldı ya, sen de boşsun. Hakikaten lan ben de boşum dedi. O kadar boş muyuz? O kadar boşuz. Ve boş işlerle meşgul oluyoruz. Boş olduğunu ne, ne gösteriyor? Boş işlerle meşgul olan adamın boş olduğunu gösteriyor. Boş. Bomboş. Ya, sonra... sen aşağı kadar sığma örneği var ya, bilgisayarda da sıkıştırma örneği var. Ha güzel. Ee, büyük bir dosyayı sıkıştırma algoritmaları kullanıp küçücük yapabiliyorsun. Mesela e ile gönderebilmek için 5 MB sınırı vardır. Sen e 1 GB'lik bir şeyi sıkıştırıp... E bak o var ya, e Fazile Nurdesini, o 9-19 GB'lik şeyleri bana dayatıyorsun ya. Bunu atılıyor. Bak o ufaktır bak. ben de kendi menfaatime bakayım. Çok tuhaf ya. Dünya hakikaten sıkıştırılmış. Bu demek açılmış ya burası. Ne kadar da gerçekçi duruyor. Mesela bakıyorsun böyle. Bizde Karadeniz'de ilk defa görmüş adam. Sus kabaklar var ya kabak. İçi biliyorsunuz sünger gibi. Olan demiş bakarsın görünüşte hıyar. Kırarsın dedi çıkar sana üstü bir. Üstü bir biliyorsunuz arabanın çaputlarını silmek için. Var ya böyle. Hakikaten bir bakarsın bir erkek olur veya nisa olur. Ne kadar böyle albenisi var. Bir bakıyorsun ne kadar gerçekçi duruyor. Bir bakıyorsun içine Allah dişi seni içi beni yakar demiş. Bir bakıyorsun içine zehir berek. Eee gidi. Vehim mertebesini geçince. Ulan vehim mertebesi geçince geçilir mi? O geçiliyormuş. Adem musallat olamıyormuş. Serbest bölge geçince. Ve bunlar ne kadar ger gerçekçi değil mi Osman? Bak sanki ser serbest bölge İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor. Geçince demince, taakule geçince, Kur'an harfleri ve kelimeleri dahi orada müşahede edilmektedir. Huruf mu? Vahye He? Vahye. Vahiy seyrediyorsun. Huru artık Kur'an'ın suresinden, ayetlerinden çıkıyorsun. Hafleri artık. Meğer e, sureler, ayetler serbest belgede. Eğer geçince, serbest, Adem'den geçince artık harflerle artık o orada oluyorsun. Her bir harf seni bir aleme doğurur. Oraya doğarsın. Herkesin mesela bir huruf mukatası var biliyor musunuz herkesin? Mesela elif lam senin sadr. Yani seni göğsünü açan acaba hangisidir? Saat midir? Elif lam mim ha mim yasin. Ben böyle merak ettiğim zaman bir derste bir şey rüyada birisi şey okuyordu. Sad vel Kur'an izzik Sad vel Kur'an izzik Bunu okuyordu. Anladım ki benim hurufu mukatta'an bu. Doktor, senin hurufu mukatta'an hangisi acaba? Bilmiyorum. Merak edersen, merak edersen sahibi olursun. Saat. Sonra Allah Allah nasıl oluyor dedim bu saata. Bir baktım hattat bir dersi dinlemiş. Ya demiş. Onu söyledim ben bu akşam dedim böyle bir şey gördüm. Söyleyince gitti de hattat bana saat suresini e, saat var ya saat harfin içerisine yazdı ince şeyleri. Saat harfin üzerine benim harfim saat sadır. E, onun içerisine yukarıda fotokopi falan değil resim değil bizati o kardeşimiz saat harfin içerisine Saat suresini komple yazdı. Ve verdi bana, hediye etti. Yedi tane saat harfi var. Bana bak. Ee, bayram gittik o... Aç orayı. Var ya benim o asansör güya olacak. Ha, orada olacak. O bir şeyi sil. O saat suresini getir. Bir demek ki vakti gelmiş getir, koymaya. Evet geç 64'ü geçtin mi abi? Hı. Mehmet kardeş gel buraya. Otura buraya gel. Mehmet. Ben, iyi mi? iyiyim ya. misin? Gel bu taraflara o ha. O geçemez abi benden. Öyle o mi? Geçemez mi? Arkaya Öyle mi? Bu devam edeyim. Bu esnada o mukaddes mertebe ile Kur'an kelimelerinin ve harflerinin mahiyeti mulaza edilince bu bu esnada o mukaddes mertebe ile hangi mukaddes ve Adem'den geçti? Vehimde ne geçti? Kur'an haflerinin ve demek ki hafler, alemlerin tanım. Mesela lam niye böyle? Ha niye böyle? O alemin misali bu. Buna benziyor. Kainat nereye benziyor biliyor musunuz? Kainat tipi. İkinci şu anda söylüyor. İsrafil'in cesediymiş. İsrafil. Kainatın şekli, vücudu İsrafil'in vücuduymuş. İsrafil'in kalbi var, cehennemi var, cenneti var, bir sürüsü var ya. Her şey var. İsrafil'i açtı. Yani İsrafil, meğer biz İsrafil'in içindeyiz, kainatın içindeyiz. İsrafil'in vücudu diyor şu alarda. Ufuk. Ufuk zannediyorsun ki ben ufuk. İsrafil ufuk. Kainatın için, İsrafil'in içindeyiz ha. He? Bak hele bak kafayı karıştırdı daha beterim. Bir tane söyledi bir yanlışlığınız mı var dedi ya. Ne diyor biliyor musun? Bir yerden yazdılar. Ama elli takip. Acayip. Ya sen diyorsun ki diyor. Hayat bizim içimizde değil. Biz hayatın içindeyiz. Bir yanlışınız var dedi ya. Hayat bizde dedi hocam değil mi? Cevap yazdım. Tabii. Doğru haklısın. Yanlışlık olmuştur. Sonra altına dedim ki hayatın sureti ise hayat vücudumuzda. Hayat bizim içimizde. Biz hayatı kuşatmışız. Sureti bu. Tamam mı? Ama Hayatın sureti bir mülk melekut tarafı var ya. Ama batın cihetiyle bakınca ustad diyor. Mülk cihetiyle bakınca mektup zarf. Zarf cihetiyle baksan mez, mezruf olur. Tamam mı? Şoför araba gibi. Araba şoförü mü götürüyor? Şoför arabayı mı götürüyor? Dışarıda bakınca araba şoförü götürüyor. Başka şıkkı yok ki. Ama arabanın içine gir. Araba şoför götürmüyor. Şoför arabayı götürüyor. O yönetiyor. Zahire bakılırsa hayat içimizde. Batının bakınca biz hayatın içindeyiz. Ama benim nurcum kaçırmıyor. Onu da söyleyince ötekisi şeyi hemen çizdi. Evet bu doğru dedi. Bu esnada o harfler var ya abiler. Ha, mim. O alemin simgesidir. Semboludur. İşte İsrafil misal azamet heykeli diyor kainat için. Kainatın vücudu olan İsrafil diyor. Azamet. Yani kainat İsrafil'in vücududur. Kürs Mikail'in ondan sonra şey arş Azam, şeyin Azrail Aleyhisselam'ın Lefi Mahfuz Cebrail'in. Ama şu Cem'ül Cem'e bak ya. Aman ya Rabbi vallahi başı döndürüyor ya. İnsan ise hepsinin cemi olmakla arkasında. Hepsini cem etmekle beraber arkasında duruyor. Büyütmüyoruz insanı. Biz hakikaten Allah bizi böyle değer vermiş. Evet muhatab başka var mı? Yani biz büyütüttüğümüzü zannediyoruz. Biz çok küçülmüşüz. Maddenin bir parçası, uzantısı zannediyoruz. Maddiyün. Maddi ne? İşte Almanya'da onu sordular ama hep bey maddi deyince dışarıda değil mi? Hep dışarıda değil maddeciler, esbab perestler maddi Oysa en büyük maddi biziz. Biz deyiz yani. Bilerek ve severek maddeyi manaya tercih ettik. Tembelliği, hizmete tercih etti. Dünya'ya ahireti tercih etti. Ettirdi ya. Maddi Yunus. Kur'an kelimelerinin ve harflerinin mahiyeti mülaza edilince he malum oldu ki bu mahiyetin başka mahiyetlerle hiçbir nispeti yoktur. Ve o cidden yüksektir. İdraki de mümkün değildir. Yani lamı mimle anlamadım diyor. Lam lamdır diyor. Lamı Başka bir şey bilmedim. Mim, nunla değil. Elif, bts ile değil. Elif, eliftir. Diyor ki bak iyi dinle bir daha. Ben diyor Kur'an kelimelerinin ve harflerinin mahiyeti hmm. mulaza edilince malum oldu ki diyor bana. Hmm. Allah bildirdi ki bu mahiyetin başka mahiyetlerle hiçbir nispeti yoktur. Ve o cidden yüksektir. İdraki de mümkün değildir. Şunun için ki o batınlar batınına bağlıdır. Orayı koy. Aa, abi, bu abiler. Abi, bu Allah razı olsun. Allah razı olsun ki o kardeşimiz buna özendi. Bütün Sad suresini buraya yazmış. Bayramış, tamam. bayramış, tamam. Yedi tane. Kadar Yedi tane. Yedi tane. Hep yazılı. Sat suresi ya bu değil yani. Satın suresi komple Sat suresi bunun içinde yazmış. Bizzatı kalemle yazmış. Ve hatta attı. o kadar değerli bu. O kadar tesirli ki bu. Bilmiyorum ki. Ama merak edince herhalde olur. Ben de merak edince bunu nereye koyacaksın? Gel koysana şuraya. Şeyin üzerine koy istersen. Şu şeyin üzerine ve orada şu. Nasıl? Kur'an şeyi. Ayettir onlar. Onu bu tarafa. Al. Ha. 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 Görüyor musun? Bu hediye etmiş. Ve şu anda onun haberi yok ha yapanın. Yani şu anda belki de yatıyordur ama onun eseri çalışıyor. Görüyor musun? Böyledir ha. Vefat edince de eseriniz çalışacak. Belki de vefat etmiş bu insan. Bilmiyorum ki. Biraz da dik yapsan. Şu, şöyle. Ha. Tamam. Ha. tamam. Tamam ha. tamam. Tamam. Ha. tamam Hadi bakalım. <laughs> Fiili görün. Merak ederseniz cevabı yarısını almışsınız demektir. Bir insan bir mevzuyu yarısını anladığının delili nedir? Onu soruya dönüştürebilmesidir. Onun için dermiş ki es sualil nisfil in. Sual ilmin yarısıdır. Yarıs yani mevzunun yarısını anladığının alameti onu soruya geri niçin soruyu sorar? Geri yarısını tamamlamak için. Soruyu kim ne sorar? Niye sorar? Cevabı yar cevabına yarısına sahip ceva, yarısını biliyor tamamlamak ister. Diğer yarısını tamamlamak istediği için soruyu sorar. Hiç bilmeyen cevabı hiç olmayan hiçbir şeysi yok sana sorusu yoktur. Onu nuska gibi sararsın hiç sorusu olmayan koyarsın kenara. O olmuştur artık. Onu koy yani. Allah selamet versin. Aslında bir şey bir şey sorabilir miyim? Madem soru dediniz de. Mesela bakın şurayı okuyacağım. Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlaktır ki Adem geç aşağı vücut çıkıkları kudretine ve iradesine nispeten. Yani Ademe kudret vücuda irade denk geliyor abi. Evet evet. Aynen öyledir ama. Aynen öyle. Dikkat edersen irade neydi? Bildiğini bilmektir. İrade de neler çıkacak karşımıza? Abi şu arada şey söyleyeyim İradeyi bitirmişim. Almaya da hisse başladım. Hissi vicdanda ne vardı? İrade. Zihin, irade. He, zihni çalışmıştık. Hisse çalışıyorum ama his çok tuhafmış. Aynı zamanda ölçü birimiymiş ölepsif güç değil. Çok şeyler doğuracak bu his. Çok galip. İra şey, iradeyi bitirdim. İrade acayip ya. Ve hemen zeytin Zeytinburnu'ndaki çok dersler hep yarım kalmış. Mesela cismaniyet, ceset, beden, zaman, zan. Hepsi yarısı. yarısı. Ya onları tamamlamaya kalksak. Herhalde bu sohbet, yani bu cemaat ahirette de devam etmesi lazım. Hakikaten devam edecek ya. Başka mümkün değil. Arkadaşlar şu tamamen bitmiş yani. Bunu tek tek okuyacağız ya. <laughs> ya acayip bir şey. Bunu tek tek okuyacağız ya. Kanunlar mesela bitmemiş. Emir, namuslar bitmemiş. Bir ders tanımlamak için şey yapmışız. Şimdi ise çalıştım. Bir de bazı avcı şeylerin fırsatlarını kolluyorum. Defterim uçakta yazıyorum. Niye biliyor musun? Uçakta o halet ya türbülansta şudur budur. O haletle avcı gibi görüyorum. Bakayım bu bu oltaya, bu halete ne balık gelecek? Ne av gelecek? İnan aynı böyle bakıyorum. Halet avcı gibi görüyorum. Bak yazmışım. Bak şurada yazmışım. Saati de koymuşum yani. Bak. Bak üzerine yazmışım. 4 1 2023. Bremen'den İstanbul'a uçarken uçaktayım. Saat 11.40 o haletle neler olmuş? Burası çizilmiş tabii. Türbülansa girdiğime delil. Şu, dün akşam gösterdim ya Furkan'ın. böyle kalem çizmiş yani düşmüşüz böyle. Gittim temiz şeyle sildim yani. Yamuk yumuk oluyor. Mesela bu gayn yapıyordu bak ne olmuş. Yani o andaki bah bahadiseler, abiler, haletler, hisler, ihtiyaçlar, sıkıntılar, dertler, sıkıntılar, tasalar, moral bozuklukları hep avcı gibidir. Fırsat kabul edin. Onu fırsata dönüştürün. Onunla bilmen gerekenler var. Bakın acı ile bilmen gerekenle tatlı ile bilmen gereken apayridir. Celali haletle, cemali haletler, kemali haletler aynı değil. Haletleri fırsat bulun, bilin. Moralın bozuldu. Bilin ki bir şey, o cinsten bir şey gelmesi lazım sana. Anlaman içindir. Yoksa haşa ve ma rabbuki bi lil Rabbin kulları üzerine zalim değildir. Yani sen azap duyasın diye o azabı vermemiş. O casustur. Onunla bir şey anlam, anlamak, kavramak, yakalamak gerekiyor. Dert dert değildir. Ustat diyor ki dertler bana derman imiş. Dert dert değildir ama derdi dert görürsen dert dert olur. Dertler bana derman imiş. Niye? Dertler aslında avcıymış o haletle avlanması, bilinmesi, kavranması, yakalanması gereken manaları o huzur, haz iken yakalanan manaya hiç benzemiyor. Böyle olmasaydı huzurunu alıp peygamberi Miraç'ta sonradan alem-i şehadette hendek kazdırtmazdı. Hendek kazdırtmazdı ona. Ya böyle olmasaydı o azap var ya ailenizden, çocuklarımızdan, hastalığımızdan, olumsuzluklar. Vallahi hepsi dildir, hepsi kaptır, hepsi avcı gibi bekliyor. Yani onunla avlamamız gereken başka mesela denize giderken avlanmak için misine götürürken kara avına tüfek götürüyoruz. Ama şeyde ise havada ise uçurtmayı uçuruyorsun vesaire. Farklı yani. Yani getirecek, huzurunu alacak, Sonra hendek kaz diyecek. Ve midesine iki tane taş bağlayacak. Normal bir şey değil yani. Allah bunu yapmaz. Yaptı. Yapmaz kardeşim. Yaptı. Ha o zaman benim gördüğüm gibi değil o. Allah kuluna öyle yapmaz. Yaptıysa başka bir şeydir o. O suret öyle. Allah'ın haramı var biliyor musunuz? Allah'ın da haramı var. Tövbe. Dedi ki ben zulmü kendimi haram kıldım diyor. Zulmü ben kendimi haram kıldım. Zulüm yapmaz Allah. Başımıza gelenler hep bizim kendi elimizde. Ama kendi ellerimizde kötü de değil ha. Avcı gibidir. Uçakta oturduğun zaman diyeceksin ki bu türbülanslar vesaire. Bir halet. kim neyi getirecek. Böyle başka şeylerle meşgul olma, unutturma. Aç o risaleden cep, cep telefonunda program var. Bir de kalem kağıdın olsun. Yoksa en azından o okuduğun risaleyi tak diye ekran görüntüsünü kaydet. Anladığını ses kaydı yap. Nasıl herkes konuşuyor. Ufak ufak konuş. Hemen kaydet. Bir de ben bunu anladım deme bulamaz. Mesela ben yatakta çok şeyi bulmuşum. Kalkınca yazacağım dedim. Hiçbir şey Hepsi yok olmuştur. Sonra anlamam kalmıştır. Mesela zorlandığın zaman çok uykusuzsun değil mi sabah namazına? Sabah namazı faz, faz. Kainattan daha öteye dediğin zaman nasıl buluyorsun? Ee, bir daha okuyacağım. Ve o cidden yüksektir. İdraki de mümkün değildir. Şunun için ki o batınlar batınına bağlıdır. Harf. Orayı anlamak için mahlukun fehminin ne mecalı olsun. Lamu mimi. Bu mukaddes kelimelerin ve harflerin üstün şanındandır ki. Kur'an Allah kelamı olup mahluk değildir. Manası varit oldu. Yani sureti musaf ya şu Kur'an. Bu Kur'an mahluk. Yani Kur'an değil ki bu. Kur'an mahluk değil. E bu nedir? Musaf. Sayfalanmış. Tutuyoruz ya. Mürekkeptir, kağıttır. Sureti bu. Kanuneti nedir? Okuyanda ortaya çıkandır. Ben ya. Ennen natıkıl Kur'an. Ben canlı Kur'an'ım diyor. Hakikati nedir? Esma ilahiler. Vahiy. 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 Yani ben de uyanan. Vahiy. E, hakikati esma-i ilahiyelerin bütünlüğü. Mahluk olur mu esma-i aşağı? Mahiyeti nedir? Kelam sıfatı. Bak bu tasdifle alimler arasındaki o he doktor kavgalar kalkmış oluyor. Ya nasıl olur ya mahluk diyor. E, tutuyoruz diyor bu Kur'an değil mi? Değil işte. Bu Kur'an derse mahluk olur. Olmaz. Bu musaftır. Ama bendeki vahiy kanuniyet bende ortaya çıkan. Bu formülle görüyor musun ne kadar çok acayip bir çıkış yolu? mahluk olmayan tarafın mahiyeti, mahiyeti mi sadece? Mahiyeti ve hakikati. Hakikati. Mi? Evet. Hatta kanuniyeti vahiy sende eğer haflerin sırrına varabilirsen anladın mı? çıkıyor. E, bir daha. Muhittin Arabi ne dedi? Eğer diyor bu Kur'an hafler var haflerden mağda, Kur'an kelimelerin ve haflerinin mahiyeti mulaze edilince malum oldu ki ha şuradaydı vehi mertebesini geçince Adem musallat olamıyor artık. Yani zıtlar yok demektir. Bak zıt yok. Ad, serbest bölge zıtlar demek. Şeyde bir daha okuyayım. vehim mertebesini geçince pek girmek istemedim de. Adem musallat olamıyor. Yani zıtlar yok. Ve bunlar Kur'an'ın hafleri ve kelimelere dahi orada müşahede edilmektedir. Ne demek? Zıtsız. Ne olur? Zıtsız. Vücut. Vücutsuz vücut. Ne oldu? Her er neyse. <laughs> Makam. 642 Mestevi Nuriye. Her şeyin her yerde olduğu makamı alaya çıkınca göreceksin diyor. Her şeyin her yerde olduğu makam var mı? Var. 642 ben söylesem şirk ehli oluyorum. Oluyorum muhiddini arabici oluyorum. Ulan Mestevi'de yazıyor ya. Kalı Mestevi'de yazıyor. Her şeyin bak. Her şeyin her yerde olduğu makamı aliye çıkınca diyor sen. Daha ilerisi diyor. Ölüm ve helakettir. Oluyorum Muhittin Arabi. La orada yazıyor. Ustadın söylediğini naklediyorum. Her şeyin her yerde olduğu makam ne demektir ya? Çıkınca diyor, oraya çıkınca. Üşenmeyelim ya. Bayram sen çok atiksin. Kusuruma bakmayacaksın. Olur mu abi? He Mestevi ya O kalı Mestevi. Naylonla kaplı olan. Değer yani. Bak. Ya arkadaşlar Allah muhatap ilahe etmiş kendisine ya. Esbapsız. Neyle? Neyle etmiş biliyor musun? Masiva Allah var ya kabu kafsen aşağı. Hepsini yok ederek muhatap almış. Allah ile senin aranda artık mabeyn yoktur diyor. Aranızda bir berzah yok. İmkan ve vücut ortasından geçmiş zat ile. Peki ne var? Va Rabbul aleminle Rabbin arasında bir mülaza var işte. Mulaza imvandır diyor. Artık Rabbinle bulunuyorsun. Sen var ya Rabbin. Rabbul alemin ne muhatap oluyorsun. Artık masum Allah vücut hiçbir şey kalmamış. Habibini almış. E etkiye ümmeti arkasına takip edenleri o kapıya açık bırakmış. Allah ondan rahmet etsin. laf bulamıyorum. Allah nasıl yakışıyorsa Habibine öyle muamele etsin. O Habibi ya nasıl bir zat ya. Bizi de almış ha unutmamış. Allah bana selam verecek seni hatırlayacağım. Ulan ben cennete gideyim baklava yerken sofrada seni hatırlamıyorum. Seriye bağlıyorum biz dilimde fazla yiyeyim diye. Seni Miraç'ta hatırlayacağım. Selam veriyor Cenab-ı Hak. Esselamu aleyke ya yönebiyyük. Ve aleykümselam demem lazım. Elim ayağım titremesi lazım. Vâ. O ne dedi peki? Senin selamın benim ve benim arkamdaki ümmetin üzerine olsun. Ve ala ibadih salihin. Ve ala ibadih salihin. Salihin kullarının da ya Rabbi. Hemen arkaya atıyor selamı. Ya bu nasıl şefkatli ya? ya tuhaf ya. Ne yapayım? şimdi düşünebiliyor musun? Seni orada unutmamış ha. Ne ne yapman lazım? Mesela güzel bir yerde seni unutmaz. Senin faturanı da ödese birisi. Büyük bir ceza alacaktın. Sen unutmuştun. Seni unutmamış. Kendi faturanı yatırdı, seninkisini yatırdı. Ya seni senden daha çok düşünen birisi hiç rastladın mı? Seni senden daha iyi seven bir rastladın mı? Seni senden daha çok kollayan, merhamet eden birisine rastladık mı? Hiç düşündün mü ya? Beni benden daha çok seven, beni benden daha çok düşünen, beni benden daha çok şefkat eden hiç düşündünüz mü? Rastladın mı? Ancak Allahümme seli ala seyyidina Muhammed diyorum. Başka hiçbir laf bulamıyorum. Bir tuhaf. Beni benden daha çok nasıl sever? Bilmiyorum ki. Bilseydim ben de Hazreti Muhammed olurdum. Ama seviyor. Beni orada unutmamış Osman. Ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve ala ibadillahi salihin. Aha, hop selam aldı arkaya attı. <laughs> yani aklım afsalan her şey sıfır duruyor. Böyle bir şifin var diyor orada. Sen ne korkacaksın? Ölüm velakettir. Ve Sayfayı da göstereyim. 642 miydi? Ha, tamam. He? Tamam. Ah göstereceğim size. Aynı dakikada mevcudatın sair tabakat ve devairi ile beraber ve aynı vakitte tabaka tabaka ta bütün mevcudatla birden ta zerrat esir ve ruhaniyat ve maneviyatlar ta ve muhayalin ihate edil edemediği alemlerde de aynı anda beraberdir. İşte sen bu vaziyette kendi cihetinden ona yakınlaşmak istediğin zaman evvela sen senin kendinden geçip cüziyetten ayrılarak, imbisat edip yükselerek ta nevinin makamı külliyetine çıkı, çıkman lazımdır. Sonra yani inkılapları sayıyor. İnkılabı. Sonra o külliyetin içinde de terakki ederek tecerüt içinde, tecerüt, sıyrılacaksın. Sen senden çıkacaksın. Ne olacağım o zaman? Bilemem. Bilseydim derdim. Deseydim de bilmezdim. Eğer söylüyorsam demek ki bilmiyormuşum. Çünkü bilen demez. Bilen demez. Diyorsa bilmiyordur. Bak. İnkılap acayip bak şimdi. Diyor ki. Sonra o külliyetin içinde de terakki ederek. He, tecerüt içinde. Tecerüt. içindeki ıtlak ruh ile. Artık ruhunu ruhundan çıkarttın. Aklını aklından te çıkarttığın gibi. Gide gide ta cinsinin makamı külliyetine çıkman gerektir. Ve, 641. Ve hakeza 70 bin hicaba yakın perdeleri kat etmek icap etmek. Hani arkaya geçeceksin. Kat etmek o demek. Kat aşağı. Hop kat öne geçtin. 70 bin hicabı geçtin. Bak şimdi. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Cenab-ı Hak bile Allah zannediyoruz. Allah canibi demektir. Cenab, -ı, Cenab -ı yöndür. Hak yönü. Hak. O taraf. Mahlukat değil bu taraf demek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır aynı zamanda bütün her şeyin de yanındadır. Tamam öyleyse sen, öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için perdesiz. 70 bin perdeden geçtin ya onun senin cihetiyle o zaten sende. Sen cihetiyle onun yanında olman istiyorsan e ee, ne yapayım? Ancak her şeyin yanında olabildiğim vakit. Neyi? Duyuyor mu kulağın? Her şey ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit. Bir şey her şeyin yanında nasıl olur? Biz her şeyin yanında olan başka bir şey biliyorduk. Ancak her şeyin yanına olabildiğin vakit yani o alem yani diyor. Yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Ayrıca bundan sonra da imkan ile vücup arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki sen şu ac şu acip bu diyeti kat edip de ulaşmak ve onun kurbüne vusul bulmak nasıl mümkün olabilir? Daha bundan başka da yani imkan ve vücub arasındaki hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat-i tecelliyat vardır. İmkan ve vücubu arasında da ne varmış? S sonsuz yani artık Allah ile bizim ama bir şey yok. Ne varmış? Sonsuz seradikat-i tecelliyat varmış. Bunların ötesi ise Seradikatına ölüm ve helakettir. Ne demek biliyor musun? Aslına dönmek, ilim ve sıfat olmaktır. O da imkansız. Ölüm ve helaket bizim bildiğimiz ta tabir değil. İşte madem hakikat böyledir, hakikatmış bunlar. Kendinden ve bayitlik cihetinden, yani sen sana yakın ya, uzak ol. Sen senden uzak olunca hakka okula yakın olursun. Onun delili de namaza secdedir. Bayitlik cihetinden taraf fani ol. Sen senle uzak dur. <laughs> Sen senden uzak olursan ona yakın olursun. Ta ki onunla beka bulup kurbuyla bir yakınlık peyda edebilesin. Ya acayip yani risale. Her neyse devam ediyoruz. Uçuk şeylerde bahsetmiyoruz kardeşim. E, ya biz zaten kendimize değer verememişiz ki. Ne kadar ne demişti? Kur'an'da söylüyor. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Orayı anlamak için mahlukun fehminin ne mecali olsun? Orada fehim yok zaten. Düşündüğün şey değilsin der. Mesela yine İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, e, oradan birisi bahsediyorsa orada değildir diyor. Çünkü orada konuşmak yoktur. Konuşması varsa orada olmadığına delildir. Hani anlayan demez. Diyen anlamamıştır diyor. Yani orada konuşmak yok çünkü. Kelam neredeydi? Refi Mahfuz'da. Sonra rüyet neredeydi? Kabı sende. Kelamı buraya bıraktın. Oraya geçtiğini söylüyorsun ama orada konuşuyorsun. O kelam buradaydı. Kelam sıfatından çıktın. Konuşuyorsan demek ki çıkmamışsın. Orada kelam sıfatındasın diyor. Görüyor musun nasıl yakalıyor? Orayı anlamak için gene mahlukuz da. Ama imkan ve vücudu varsa ene Sır insanı bilmiyoruz ki bunlar. Seradikat-ı tecelliyat. Sıradikat-ı tecelliyat. İmkan ve vücudundan sonra sıradikat-ı tecelliyat vardır. Ondan sonra nedir? Ölüm velakettir. Ne demek ölüm velakettir? Bilmiyorum ki. Allah ne kadar anlarsak o kadar yani izan edersek, hissedersek ille böyle şekil, kalıp, yöntem böyle hudut getirmeye yapmamak lazım ya. Şöyle a burası su kahvedir, burası sudur bilmem. Ya değil ya. Ya böyle biraz küllü bakmak lazım böyle. Yani Allah Allah muhatap olanın keyfini çıkarma lazım bu dünyada ya. Yani böyle a burası a artık o hudutlarla meşgul olmamak lazım. Ya yani benim hududuma geçin Mümkündür, vaciptir. Ya bunu bırak. Bunu bırak ya. Burası olur, bu, bu taraf imkan vücub. Onu da bırak diyor. dikkat eteciyle. Yani bunları konuşma artık. Yani burası vacip, burası mümkün. Yok bu oldu bunu deme. Hudutları bırak. Artık sen muhatap ilahisin. İlerisi yok. Konuşma bunları. Ha şey yaparken birbirini mutala ederken konuş ama iç aleminde burası imkan, burası vacip, burası adem, burası vücut. Bırak buralardan buralarda meşgul olma. Bu iç aleminde muhatabi ilahi keyfini yaşa. Muhatabi ilahi. Her hadise avcı olduğu gibi. Mesela ben kendi dünyamda misal veriyorum. Beni götürmüşler de. A, hocam dedi palamut ayıdır dedi. Hadi bir dönüm. Ona ne bileyim ben de dere oltasıyla gidiyoruz. Palamut atarsın göle gelir. Palamut öyle yakalanmıyormuş Gafur. Rolante'de motor çalışıyor. Motor hareket ederken atıyorsun. Onunla yakalanıyor. Ona geliyor. Hareket halinde. Sargan var ya yılan gibi. En lezzetli balık deniz balığının en lezzetli. Yılan gibidir. Ne zaman Gece yakalanır ışıkla yakalanır. Sürü halinde dolaşır. Bir şey anlatmak için söylüyor. Evet. Böyle şey var ya projektör. Onu suya tuttuğu zaman denk gelirse balık hemen karnını çeviriyor böyle bayılıyor. Suyun üzerine çıkıyor. Eğer ışığı çevir kurşun gibi gidiyor. Onun için tuttu mu böyle taktım ben beyaz olur suyun üzerine. Hiç onu hiç yapmaz projektörcü. Ondan sonra motor kendisi böyle dönderse bile o hiç 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 oynatmıyor. Ondan sonra hop a atarlar, çevirirler. Hala ışıka. Ha. ışıkla bayıtıyorsun. Işık. Ondan sonra bayılıyor çevirirsin. Bir tanesi de vardı mezgit. On da aşağı diptedir, dip balığıdır. Misineyi buraya at, kendisi burada gelmez. O kadar tembeldir, yemez. Yanına atacaksın. Yani bu hayvan bile böyle avlanırken manalar da standart bir kalıpla avlanmaz diye örnek veriyorum. Hayvan bile değişik yöntemlerle yakalanıyor. Manalar öyle kalıplara gelmez. Artık seradikat ve kalıptan çık. düşün. Zaten İmam Arap diyor ki artık diyor vehimi Vehimden çık diyor ya. Vehimden çık. Adem'den çık. A bak ne diyor. Vehim mertebesine geçince Adem musallat olamıyor. Ne o konuşacağız diyor. Artık Kur'an'ın metni değil. Harfleri diyor bak. Bunlar Kur'an'ın harfleri ve kelimeler dahi orada müşahede edilmekte. Artık lam var orada. Mim var. Sat var. Biz çoğalttık. <laughs> Hazreti Ali diyor ki. Tek bir tane harf var diyor. Değil mi? B harfi var. Ondan sonra ona aslında o da yoktu. diyor. Altında nokta var diyor. Cahiller onu çoğalttı diyor. Nokta var ya. Lam yapayım. Nokta 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 mim. Bütün yazılar noktadır ya. Elif ve bir nokta dina ibaret. 30. söz. Orayı anlamak için mahlukun fehminin ne mecali olur? Bu mukaddes kelimelerin ve harflerin üstün şanındandır ki Kur'an Allah kelam olup e, mahluk değildir manası varit oldu. Bu tilavet ama bilmeyen adam zannediyor ki lamı Allah neye göre seçti? Allah abes iş yapar mı? Haşa. Hakim mutlak değil mi? Allah lamı nereye göre seçti? Mimin nereye göre seçti ya? O alemlerin şeklini şekillendirdi ufak. Dedi. E, Kur'an Allah kelamı olup mahluk değildir manası varit oldu. bu, bu tilavet Kur'an okuyanı öyle bir mahale ulaştırır ki Kur'an okumak Allah ile sohbet etmek ya hadis. Öyle seni taşır ki bir yere oraya girmeye bir zerrenin dahi mecali yoktur ama sen girersin. Madde, mahluk, muayyen giremez oraya. Bir zerre oraya giremez. Ama sen giriyorsun. Nasıl giriyorsun Neyle giriyorsun? Kur'an tilavet ettiğin anda. Kur'an'ı tilavet ederken Allah ile konuşmaktır. Allahu Teala'yı bu dünyada kalp ve baş gözleriyle görülemez. Ancak neyle gözükür? İkan cihetinden olması müstesna. Yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in kitabı var ya Fıkıl Ekber yukarıda var bende. İmam Azam. Kafa yani kafa bu kafa gözüyle Allah gözükmez ama kalp gözüyle Allah gözükür. Ehl-i Sünnet'in şeyidir. Rüyada görmek vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm diyor. Rabbimi şöyle şöyle iyi diyor. Tamam. Gözükür. Ne herkesi ama Rabbul Alemin değil. Kendi alemindeki hani var ya Zehre Reşa, Katre gibi. Yani kendi aleminde oluşturduğumuzun muayenleşmesi nasıl? Ben mesela iki kişi biliyorum. Bir tanesi vefat etti. Nadir abi böyle çok heyecanlı heyecanlı geldi. Kendisinin Rabbini gördüğünü söyledi bana. Nadir abi. Böyle. Hiç iyi değildi yani. 10-10 gün çok ilgilendim onlar. Yani bu zaten biraz tuhaftı haleti. Hepten garipleşti yani. Hepten tuhafın tuhafı oldu. Acayip bir şey yani. Acayip bir şey. Çeketi bırakmış, çeketsiz gidiyor. Anlattı. Anlattı gidiyor. De, Nadir abi falan bunu hemen yetiştim. Nadir abi ben çıkıp hakikaten yok diyor. Ben sen mübalağa demiyorum. Çıkıtmak bırakmış öyle gidiyor. Ve anlattı gidiyor. Niye anlattın o zaman? Niye gidiyorsun? Dur. Anlattı. Ben yukarı bir çıkayım dedim. Zeytin bunu söylüyor. Yani bir yani Acayip bir hal. Nedir o? Kafa gözüyle gözükmez. Ancak ikan cihetinden olması müstesna. Yani alemler Allah. Ya Allah gözü, görmek el sünnettendir ya. Ama neyi? Rabbini tabi. Rabbül alemin değil. Mesela Besmele'deki e, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Burada hata yapıyoruz. Bu Allah var ya Besmele'deki Allah. Sıfattaki Allah değil. Sıfattaki Allah, şuunattaki Allah değil. Şunattaki Allah mahiyeti zatiyede de Allah değil ha. Allah deyince alemimizde bizim o o mahiyeti zatiyede oluyor ya o Allah. Onu zannediyoruz. Bu ilim şu anda ne konuştuksa doğmuş doğalı bugüne kadar hep ya Rab şahit ol. Hep konuştuğumuz Allah hakkındaki düşünce, bilgilerimiz Esma-i Hüsna'daki Allah hakkın Allah'ın içindeyiz. Sıfatla değiliz ha hiç. Anlıyor musunuz bunu? Ya Rab şahit ol. Allah'ım şahit ol. Yanlış yazılmasın. Zaten öyle zaten. Niçin? Herkes Rabbi ile Rabbül Alemin'e mülaki oluyor. O zaman Resulullah'ımızın gördüğü gene kendisi. Yani bura... Kendisini, kendisinin Rabbi ya. Evet. Kendisinin mesela bendeki o ile ondaki ben ya. Kendisi derken kendisindeki bak bendeki o ile bendeki o ile ondaki ben. İşte senin Rabbi. Yani ötekisi ise çok istis şey Rabbul Alemin. O işte bana cennette ne gözükecek? Herkes Rabbini görecek demiyor mu Risale'de? Ama ne diyor adam? Ve Risale ne diyor? Diyor ki isteğine ver onu. Ustad ne diyor? Şakirlerine cenneti gaye yaptırmıyor. o zaman ey ustad cennet gaye edilmemişse gayemiz nedir? Gayemiz yok. Gayesiz gaye. Nedir o? Muhatab-ı ilahi olmak. Nedir o? Hani cennette Rabbini görecekti? O da gaye değil. Rabbini görmek gaye değilse ne olacak? Kabuk kaybsen imkan ve vücub ortasında Rabbinle Rabbul Alemine ile mülakke olmak. Saradikat-ı tecelliyat. Şeyde diyordu ya Hasan abi o Miraç sayesinde iki, iki tane şey var. Birisi aynanın kabiliyetiyle şey yapıyor. Ee, o aynanın kabiliyeti miktarınca istifade ediyor. Diğerisi aynayı bırakır doğrudan doğruya güneşe karşı çıkar. Ee, haşmetini görür, azametini anlar. Güneş, o güneşte misal kim? Baksanıza arkadaşlar. 18. mektup muydu? 15 mi? Anlatıyor. Bir şeyi anlatmak için güneş misalini veriyor. Ondan sonra uygulamadan çıkıp gidiyor. Aynen bunu gibi demiyor. Hatırladınız orayı? 4. mektupta. Hayır. Mektubatı var mı? mektubatı var. Çünkü öyle itirazlar kim eder? Ötekisi zat. Eşya arasındaki ilişki ve çelişkide olan adam ötekisine der ki ya bu gitti ya itikat ya bunlar ya bu gitti. bak o diyemez. Çünkü o değilse adını aşar. Şey diyor, işte Şems-i ve Sultan olan zat -i Ahad ve Tamam yukarıdan getirin, tamam kalsın, kalsın. Koca Eski ders... Mu? Şey, getir, getir. Yani yani de biraz zor olur ama. Eski tamam ver, ver. Eski ver, ver. Bak şimdi uygulamıyor, görmenizi istiyorum. Uygula bunu. O mektubattaki o dördüncü mektup ayrı bir şey. O ayrı. Mesela e, ee, şey diyor tasavvuf diyor ismi ve duda mazar olan zatlar diyor. 19 muydu sayfa? O değil yani. Ama onu da göstereyim de. 9 muydu bak. Mesela bak. Bu değil yani. Sen onu kastettin ama başka bir yer göstereceğim bak. Eyle hakikatin bir kısmı nasıl ki ustadın kaçışını bazen görmeniz lazım. Görmemiz lazım bak diyor ki eyle hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi ve duda mazardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle mevcudatın pencereleriyle Allah'ın ilmine bakıyorlar. Öyle mi? Evet. Ha ne diyor? Mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Ben de sen beni uçururlar. Öyle de. Tamam. Bunu söyledi. Uygulaması yapıyor mu bak. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşiniz kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazini bir nihayenin dellallığı olduğu bir vakitte Tamam. İsmi Rahim ve İsmi Hakim'in mazaliyetine medal bir vaziyet verilmiş ki bütün tamam verilmişse ne oldu? Onlar ismi meduda mazar olunca mevcudatın pencereleriyle vacib vücuda bakmak sonucunu buldular. Süreç nedir? O esmaya mazar. Sonuç da bu. Sen nereye mazar oldun? İsmi Rahim, İsmi Hakim. Sonuç? Sonuç yok. Sonuç külli atmış. Mazariyeti medal bir vaziyet verilmiş ki bütün sözler o mazaletin cilveleridir. Şimdi esas kaç, kaçtığı yeri göstereyim bak. Daha kaçış rampasına bak. Bak şimdi seyret. İşte şu temsile göre dün geceki Leyli Kadri geçmek için mertebe-i ruha çıkıp mazi hal derecesini görmektir. Mazi hal gibi. Şu sır gamızın esası akrebi ilayenin inkişafıdır. Şimdi misal veriyor. Mesela Güneş bize yakındır. Tamam. Çünkü ziyası, harareti, misali aynemizde ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız. Tamam mı? Misali verdi. Eğer biz nuraniyet noktasından noktasında onun akrebetini hissetsek aynemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak o vasıta ile onu kanısak ziyası harareti heyeti ne olduğunu bilsek onun akrebeti bize inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıyıp münasebettar oluruz. Eğer biz bu diyetimiz noktayı nazarında ona yakınlaşmak ve tanımak istesek, pek çok seyri fikriye, suluk akreme mecbur oluruz ki, kavanini i ile fikren semavata çıkıp semadaki güneşi tasavvur ederek, Sonra mayiyetindeki ziya ve harareti ve ziyasındaki elvan-ı sebayı diye. Bak şimdi burada bu güneşi misal verdi. Uyguladı mı? Bak eğer biz nuranet noktasını onun akrebetini hissetsek tamam. Aynemizdeki misali olan güneşi timsaline münasebetimiz anlasak. Aynede güneş var bir de şen, yukarıda güneş var tamam mı? bunu alasak diyor. O vasıtayla onu tanısak. Tanısak. Ziyası ne olur? Harareti. Heyeti ne olduğunu bilsek. Onun akrebeti bizden kışaf eder. Yakınımızda onu tanıp münasebetler oluruz. Eğer biz diye bakın uygulasana uygulamıyor. Evet. Abi kelamın bittiği bir yerden bahsettik ya. Artık oradan konuşuluyoruz. Konuşuyorsa orada değildir. Şimdi burada misali veriyor. Ayna misalini veriyor farkında mı bak. Güneş haşa şemsezeli. Ayna ruh. Aynayı söylüyor. Sonucu söylemiyor. Hani sonucu şeyde vardı ya vedut ismine mazhar olanlar evet. e, mevcudatın pencereleriyle vacib, vacib da bakıyorlar. Evet. Sen bu misali verdin, e, bitirdin. Bir konu bitti ama mevzu anlatmadın. Diyor ki eğer nuraniyet noktasını onun akrebetini hissetsek Aynemizdeki misali olan timsal ve münasebetimizi anlatsak o vasıtayla, ile yani ayna vasıtasıyla ayna ruhtu. Ziya sarareti heyeti ne olduğunu bilsek onun akrebitini bizde inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıyıp münasebetler oluruz. Eğer biz tam da e, eyleme dönüştürmedi yani bizdeki Cenab-ı Hakk'ın taayyuniyatları söylemiyor. Ondan sonra yakınlık uzaklığa de geçiyor. Orada tabi e, bunu o noktadan bakarsan gözüküyor. Evet, evet. Yani misali veriyor, uygulama yapmıyor. Bir daha 19. sayfada Vedut ismine mazal olanlar süreç, sonuç mevcudat pencereleri vacivuducu da bakıyor. Burada süreci veriyor, sonucu vermiyor. Sonra kanuniyetine geçiyor, bu diyetimiz diye. Evet, hadi bakalım. Evet, öyle olması lazım. Yani mevzu mevzu izah ediyor. Aynen bunun gibi. Aynayı koydu. Ayna misalini verdi. Aynen bunun gibi. Ş güneşte maksat şemsezeli. Aynen ruhumuz. Tamam Ayna Aynen ruhumuz. E, aynada gözüken işte şunlar şunlar şudur demesi lazım iken demiyor. Yani misal veriyor. Aynen bunun gibi demiyor. Allah'a emanet Allah Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Dima 200 218 Adem'nin ikinci oturumu. Bu sayfayı bitireyim. Okumak istediğimiz yere geçeceğiz. Kelam-ı nefsi olarak beyan edilen bu harfler ve kelimelerdir. Kelami nefsi. Mesela diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri çok acayip. Şimdi Cenab-ı Hak diyor, e, Kur'an, in aşağıya sure, in aşağıya ayet, in aşağıya harf. Harfler için diyor ki, kelam-ı nefsidir. Yani mananın nefsidir. Yani ruhun sureti beden olduğu gibi. Hasan abi, üstad Risale-i Nur'da hiçbir yerde şöyle söylemiyor zannedersen değil mi? Yani e, bu ayet budur demiyor. Bu ayet bunu söylüyor diyor. Bu mutadit manasının bir mana diyor. Evet. Bunu da söylüyor yani. Allahu Teala'yı bu dünyada kalp ve baş gözleriyle görülemez. Ancak ikan cihetinde olması müstesnadır. Şey diye bizim <laughs> Risale'de şey geçiyor. Kelam, lafız, harf diyor. Evet. Kelam, lafız, harf. Mektubatta. Evet. Ahmet'in ehada yakını idrak edilmelidir. Zira bunlar arasında vasıta ilim sıfatıdır. Şimdi bu ısınmayı nasıl değilse bitti. Şimdi e, derse geçiyoruz. Tamam metinden gidelim metinden. Ben başlıyorum. Vücudun gömleği neymiş? Vücudun gömleği. Göz, kulak, akıl, kalp bunlara havas veya letaif bunların cemil cemine vücut libası deniyor. Sözler 472 ispatı 28. defterin 143. sayfası. Adem hakkında şey yapmışız. İşaret edeceğiz 195'te. Vacip, mümkün, mümteni. Mümkünün o da iki ayrılıyor, üçe ayrılıyor. Ondan sonra bunlar neydi ya? Bu kadar şey var mıydı arasında? Allah Allah. Yani onun izahları şöyle yapayım da düşmesin kağıt. Şu var ya işaret edeceğiz. Yani şey, Şeyin açılımı vacip, mümkün, mümteni. Mümkün de ikiye ayrılıyor. Madum, mevcut. Madum da üçe ayrılıyor. Hayat, ilim, emir. Mevcut da üçe ayrılıyor. Şey 4. Hayat, ilim, kudret, irade. Ondan bunların izahları vardı. Geliyor şu ilim nedir? Temiz, teşhis tayin eder. İrade ne yapar? Tercih tahsis eder. Kudret tesir. ispat, icat eder. Tekvin hakka bakar, <laughs> halka bakmaz derler eskiler. Ya, okuduk. Okuduk da ne, nereye geldim? Şunu göstermeye çalışıyorum. Okuduk. Okuduk. Şurasından kaldık. Çizmedim. Oradan okuyorum. Ama bu bizi bırakmıyor. Şimdi <gülüyor> 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 Vücut, vücut. Vücudun e, gömleği. Gömlek. Bakabiler. Vücuduz biz. Gömleğimiz. Ben varım ama gömlek var. Bir de atlet var. Gömlek şu. Vücudun gömleği. Göz, kulak, akıl, kalp. Bunlarca, e, bunlara havas, letaif deniliyor. Bunların cemul cemine de vücut libası deniliyor. Vücut var, bir de gömleği var. Bir vücut var, bir de gömlek var. Bu gömlek. Ee, bunların cemil ceminden yani havas ve letayif cem olursa vücut oluyor. Şimdi de devam edeyim çünkü o orada kaldı diyeceksiniz ki, bu neyin nesi? Orada kalmıştık aslında niye yarıda kaldı? Nefsin geç sekize, Nefsin aklı varmış. Mesela benim vücudum var bir de gömleğim var. Libasım var. Bir ben. Gömlek libas değil mi? <laughs> bak şimdi. Cemul Cem'inden vücut libası libas. Vücudun libası havas ve letaif libas. Gömlek ikisi de farklıymış. Nerede geçiyor bu? Ee, sözler 472. Bakın oraya. Yani bir fark <laughs> <nasıl? Yani. gülüyor> Bakarsan bir aynı değil Peki geç. <laughs> Nefsin aklı varmış. Aklı hevadır. Nefsin kalbi varmış. His ve hevesmiş. Zihnin sureti o zaman serbest ve gerçeğin olduğu gibi. Kanuneti akıl, kurşun kalemle yazdım ki değişkendir diye. Hakikati ise tasdik ilimdi o zaman ve maiyeti kalp. E niye koyduk? Akıl ayete, zihin evet feleklere bakıyormuş. Biz bunu evet Adem değil ya bu. İmkana geçmişiz de yanlış yapmışız. Şimdi imkan okuyorduk. Şimdi fark ettim. Evet, Adem değil konumuz. Ee, Adem. Adem kaçıncı sayfaydı? Ee, Furkan dedi ki bende niye yok? Doğru, şimdi ilgimi çekti. Ben de biliyorum ne ne okuyorum ya. Hakikaten durum iyi değil. Adem şeyden başlıyor abiler. Ee, sayfa. Sonundan başlamıştık geriye doğru. Gidelim. 65'i açmamız lazım. At, 15. 65'te mi? Aha. Tamam devam edelim 65. Tamam gidelim. 60. Madem bizi zorunlu kıldı. Açtın mı? Adem'in sureti günahlar, şerler, musibetler, hastalıklarmış. Adem'in kanuniyeti dimandaki serbest bölgedeki şirk, küfür, inkardır. Adem'in hakikati Adem haricidir. Tabiri diğerle vücudu ilmidir. Lefi mahfuzdadır. Yani vücud ilmeye perde olmuş bir unvandırdan çıktı. Adem'in mahiyeti ise Adem'i sıftır, meculdadır. Yani gene burada şey karışması var abi. Bir insandakine mi bakacağız, şeyleri kalptekine mi bakacağız? Yarısı insanda yarısı evet. Şimdi o zaman o yüzden şöyle bak. Birincisi evet. Adem'in sureti insanda günahlar, şerler, musibet, hastalıklar. E, bu alemi şahadetteki e, şey ne denilir? Günahların karşılığı, günahlar, şeyler, musibet, hastalıklar. Yani kanuniyeti de bana serbest bölgedeki olmaması lazım. Serbest bölge surete yine yakışır geliyor. Kanuniyet biraz şey geldi bana oraya. Şa, kanunî serbest bölge değil ya. İşte olmaması lazım. O yine surete koymamız lazım. Ama sureti şöyle diyor usta. E, ademidir diyor. Günahlar, musibetler, hastalıklar ademidir. Ben bunu düşünerek yazmadım bunu da. Ademidir diyor. Hastalıklar, musibetler. İyi. Evet. Onu serbest bölgeyle de beraber yapabiliriz. Hem serbest yani hem eylemdeki evet. hem de serbest bölgedeki Bizim zanlarımız ve zan ve şeyde biz. serbest gelge değil de bu kanuniyeti bu şirk küfür kafasızın kafasında ya. Bu tasavvurda ya bu. Evet. Tasavvurda yani şirk. Gidelim. Tamam. Peki devam edeyim. Tekvin sıfatı yani bu çalışmaların hulasası gibi bir şey olmuş bu. Aldığım. Daha önce yaptık. Yaptık da. Ben hatırlanmaya Bunu mu yaptık? Evet. Ademin, ademin, ademin. Ademin. adem'in yaptık. Yapmış mıyız? Yaptık. bakayım ben bir ara. Bir bakayım son, sonunda. Yani. En son yapmışsak en sona koymuş olabilirim bakayım. Evet sayfayı şey yapar mısın böyle? Adem'in vücudu 93'te var bir şekil. O bir de 105. Kainatta Adem'in sureti, kainatta insanda değil Osman. Sureti alemi şahadette, kanuniyeti, daire ilim, daire hayatta, Adem'in kainatta ki Adem'in hakikati lefi mahfuzda, mayeti aştan aşağı kainatta diyor. Adem. Adem'in insanda ise sureti serbest bölge, kanuniyeti taakkul ve tasdikte, hakikati vicdan, vicdandaki zihinde, mahiyeti kalpteymiş. Ama, ama kurşun kalemle yaptım. Bir de onu görmenizi istiyorum. Ben attım, Bir bakar mısınız şey 104. Bak görüyor musunuz? Kesin olmamakla beraber şimdilik Allah-u Alem insanda Adem'in sureti serbest bölge. Kanuneti, takul ve tasdikte hakikati vicdandaki zihinde mahiyeti kapte. Tamam abi bu bu genel olur. Birçok şeyin böyle. Tamam. Bizim bunu yazmamız lazım. Sureti çok güzel yazmışsınız. Günahlar, Günahlar şerler, şeyler, şeyle, hastalıklar, musibetler. Bu Usta söylüyor, lazım. ademi Hayır, Bu zaten öyle yani. Eğer birçok şeyin sureti serbest bölgede takul, vicdanda, zihinde, kalpte kalıyor. Muayenleştirmek lazım. Muayenleştirmek lazım, lazım yani. yani. <laughs> Nedir diye. O zaman, o zaman şuradakini yapmamız lazım. O biraz önce söyledik ya, günahlardır. Ondan sonra Mesela, hastalıklar musibetlerdi. Bak şimdi. Açar mısın 65? Var mı? Adem. Bunun sonucunu yapmamız lazım. Adem'in sureti günahlardır. Ustad evet. diyor ki günahlar şerler musibetler hastalıklar Adem'idir diyor. Evet. Tamam. Sureti bu. bu. Tamam. Kanuneti kanuneti kanun şöyle Beyim Beyim. beyim. Beyim, evet. Dimadaki serbest bölgedeki tasavvurdaki bütün hepsi. şiir, küfür, vehim, zan. Adem Ama şey sarı ifade var bir önce. Tamam de... abi o da var yani. yani dedi, beyim dedi. vehimden sıyrıldıkça e, Adem, Adem 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 seni işgal etmez dedi. Evet bir de ka kafasızın kafası ya orası. Evet. Orada var. E şirk var. Adem yani. Allah'a yok ediyor. Şiir. şirk. Tamam, komple, tasavvur mu Tasavvur. Tamam. tasavvur. İki, hakikati Adem'i haricidir ki, ustad diyor ki Adem haricidir. Yani vücud ilmiye perde olmuş Hı. bir unvandır. Tabiri diğerle lefi mafuzdur hakikati. Tamam. Çünkü oraya uygun. Çünkü vücud ilmidir. Yani, ilmidir. Insandakini değil mi? Ee, şu anda şeye geçtik. De, kafaya geçtik. Evet. Burada bir iş şey yaptık. Hemen Lefi mahfuzu o zaman şey yapacağız. İnsandaki lefi mahfuzu ne O zaman tasdik yani. Ta, yani tasavvur ve tasdik. Akıl ve ilim ya. Lefi mahfuzun Muayen biz yapmamız lazım, Tamam işte. Şey tasdik. Ta çok şey tasdik eder abi. Günahlar gibi yani somutlaştıracağımız bir Evet, somut var. olması lazım. Alemi işte taakul ve tasdik dediğim. Ya, Madem cümleyi çok oldu. Genel Tastik doğru. Ha. <laughs> <da> ha. <laughs> şeyin odur yani. Adem'i mesela Adem'i vücuttan ayıracak, başka bir şeyden ayıracak bir özellik olması lazım. Ha yani öyle bir tasa. Ha Has olması lazım. Hmm. Mayeti ise e, ene yani mecunun bizdeki karşılığı. Hani burada ne yazmışız? Adem'i sırftadır yani meculdadır. Meculun bizdeki karşılığı ene ya. Biraz gidelim mi? Biraz da oğlunu araştıralım. Şu an şey debelenip duruyoruz. Tek ya zaten kurşun kalemle yazdım. Mevcudattan bakış. Bir şey üç ayrılıyor. Bir göresiniz diye şey yaptım. Vacip, mümkün, mümteni. Bunu yapmıştık. Mümkün de iki ayrılıyor. Madum ve mevcut. Madum da üçe ayrılıyor. İlim, emir, hayat. Mevcut da üçe, dörde ayrılıyor. Hayat, ilim, irade, kudret. Ee, maduma imam mubin ilim emir olduğu için mevcuda ise kitab-ı mubin İ ilim e şey kudret iradi tazamun ettiği için aşağısına bakın. Şimdi bu hudutu tamamladı. Va şimdi ül vücuttan bakıyoruz. Dikkat et, bak kenardaki yazı görüyor musun sol tarafta? Evet. Ha ül vücuttan bakış. Biraz öncekisi mevcudattan bakıştı. Evet. Allah canibinden Adem vücut eşit. İkisinin cemi imkan. Sonra bu e, imkandan imkan derken vacibül vücuttan bakınca dışarıya Allah'ın dışında Allah'tan dışarıya bakıyoruz. Üç tane şey, Üç tane şey çıktı. Adem'i sırf imkan ilmı mi çıktı? Çok tuhaf. Üç tane şey çıktı. E, vacibül vücuttan mevcudat çıktı. Görüyor musun? Vacibül vücuttan mevcudat çıktı. İlm-i Muhit'ten görüyor musun bak aşağısına? Oku bak şöyle. Bu büyük şöyle şöyle bir şekilde Vacibul vücuttan imkan çıktı. Adem'i sırftan Adem çıktı. İlm-i Muhit'ten vücut çıktı. Tamam? Şimdi vacibul vücuttan bak bunu tarif ediyorum burada. O anda derste ben şey yaparız. yatay edemem diye. Vacibul vücuttan Mevcuda çıktı. Yani şuralar. i̇lm muhitten... ...vücut çıktı. Adem-i sırftan, Adem çıktı. imkandan bak... ...şu imkandan ne çıktı? Mümkün. mümkün mümkünü çıkardı. Mümkünler nerede? Yukarıda en Bir üst, üstte kaldı. Bak, imkandan mümkün çıktı. Şekil. Şekli konuşturuyorum. Tamam... Vücuttan mevcut çıktı. Vücut nerede? Ah, şuradan vücuttan ne çıktı? Mevcut. mevcut. Şunun ucu, bunun ucu. Bak iki uç. Çok acayip bir şey ya. Sonra Adem'den de madumu çıkarttı Allah. Adem nerede? Şurada. Aa, bu Adem'den mağdumu çıkarttı. Çok tuhaf bir şekil oldu Osman. Yani böyle birbirine baktırdı. Hı hı. Yani ama buraya bir şey koydum. Bu Allah canibinden. Bu da mümkünat canibinden. Vacibül vücuttan imkan çıktı. Adem-i sıftan Adem çıktı. İlm-i mühitten vücut çıktı. Bunun ucuyla onun ucu gelecek. Vücuttan mevcut. Adem'den madum çıktı. On artık detayı. Çok güzel oldu. Çok hoş oldu. Şimdi e, gelelim kaldığımız yerden biraz gidelim. Ezan da okundu. Ha şey var. 93 var mı? 93. Var. Orada da bir şekil var. Yani en azından kaba kurşun kalem olunca kesin değil yani alemimde. <laughs> 93 okuyorum. Vücudunda Adem var. Ne demek? Vücudunda Adem mana ismiyle bakarsa 2 kendini bir serbest ve serbest müstakil bir zat mevcut bilirse 3 kendisini kendisiyle bilse kendisini kendisiyle bilse 4 2 4 kendisi kendisine vücut verse 5 Vücudu şahsisine güvense Sade geçenler bunlar. Sonra 6 7 neyse mucidi hakikiden gaflet etse. Bu adam vücudunda Adem. Adem'in de vücudu okuyorum. Hasan abi az önceki şekle ben bir şerh koyuyorum. Hı -hı. İnşallah müsait bir zamanda o zaman onu konuşalım. Tamam olur. Olur ha. Zaten bu şey yani harman bu. Yani olmuş olsaydı tükenmez kalemle yazardım. Yani ama Adem'i çalışacağız ya daha olgunlaşacak yani. Adem'in de vücut manay harfiyle bakarsa Sani zülcelalın esmasına aynı darlığını bilse. Risale'den topladığım cümleler. Vazife itibariyle baksa enaniyeti bırakıp nefsi hiç olduğunu mucidi hakikinin bir aynı tecellisi bulunduğunu görse bu adam Adem'in de vücut olur. Bizi en çok ne yapar biliyor musun abiler? Vücudunda Adem. Yani kazanımları nasıl yok ediyoruz? Allah muhafaza. En tehlikelisi bu. Yani çalışıyoruz, namaz kılıyoruz, derslere gidiyoruz, bilmem ne yapıyoruz, her şey yapıyoruz. Yok oluyor. Hiçbir anlam taşımıyor. Ne demektir Ali o? Şu. Mane ismiyle bakarsan kazanımların adem oluyor. Kendini serbest, müstakil, bizzat bilirsen kendin yok oluyorsun. Var da yok. Yaşamamış kabul ediliyor. Yaşamamışsın. Kendisini kendisiyle bilse gene adem ademe düşersin. Kendisi kendisine vücut verse, kendisi kendisine veriyor. Allah vermiyor. Başka vücudu şahsisine güvense gene ademine düşüyor. Mucidi hakikiden gaflet etse gene ademe düşüyor. Yani gaflete düşüyor, şey ademe düşüyor ne demek biliyor musun? Yaşamamış kabul ediliyor. Böyle birisi yok. Gelmemiş. Vücuda çıkmamış. O zaman Adem alemler hesabına çalışmış. Evet. Şimdi o nokta kaçtı? 65 miydi? Okuyorum. 65'i aç. Tekvin sıfatı bu hulasalar güzel oluyor. Adem'in mahiyetine taluk ederken kudret sıfatı da Adem'in hakikatına taluk ediyor. Çok mühim bir şey bu hulasa. Bak tekvin sıfatı ile kudret birbirine benziyor Osman. İkisi de halk ediyor. iki farkını okumuştuk. evet. Soru gelmişti ya tekvinle. Yani alim zat sormuştu. Evet. Çok acayip sormuştu. Onunla yapıldı. Herhalde oradan mı topladım? Tekvin sıfatı Adem'in mahiyetine taluk ederken kudret sıfatı Adem'in hakikatına taluk ediyor. Mümkünatın içindedir. Yani imkanda vücut ve Adem vardır. Yani Adem nerededir? Mümkünatın içindedir. Mümkünatın içinden Adem'i çıkarırsanız vacip olur. Mümkünlükten çıkar. Neye benzer? İlim içerisinden cehaleti kaldırırsak ilim sonsuz olur. Eğer acizliği kudretten kudretin içine koyarsak mahlukatın kudreti olur. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Çünkü içinde acizlik yok. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? İçinde cehalet yok. İşte niye mümkündür? Niye mümkündür? İçinde Adem var. Başka ne var içinde mümkünün? Vücut var bir de. Bu vücut zatı sıfattaki vücut değil karıştırmaz. Vücut, beka, vahdaniyet o zatı sıfattaki vücut değil. Bu vücut zatı sıfattaki vücut değil onun zillidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Okumuştuk bu sabah. İmkanın içindeki vücut evet. Zat sıfattaki vücudun zillidir. Evet. Evet. Bu açıdan tekvin Hılkata bakar, kudret fıtrata bakar. Mesela bir de konuşmuştuk. Doğru mu acaba ifade edeceğim? Bakan tekvin ademe, kudret ise ilmi vücutları vücuda çıkarır. Hatırlarsınız. Kevnin melekutunda, kevnin melekutunda tekvin, mülkünde ise kudret vardır. Kevn var ya ki mevcudat. Melekut tarafını kim yaratıyor? Şu yara şunun melekutu yok mu? Var. Bunun mülkünü kudret yaparken melekutunu tekvin yapar, yapıyor. Tekvin eşyanın melekutuna, kudret eşyanın mülküne taluk ediyor. Bu daha kolay. Evet bu çok güzel oturuyor. Adem tahayyülsüzlük. Şunu ispat eder mi abi? An be an yaratılma yokluktan yani Adem'den yaratılma <laughs> an be an olur. Bu Bu işte onu iz izah. Evet. Evet. Eşyanın melekutu tekvine Mülk tarafını Adem'den yapılıyor. Adeta İmam-ı Şimdi bu... kudretten, yapılıyor. He? kudretten yapılıyor. Evet kudretten yapılıyor. Adem tahayyülsüzlük ve tasavvursüzlük, yani mekansız ve zamansızlık şafi tecelli etmezse hastalık olduğu gibi esmaların tecelli etmemelerinin Adem'in bak Adem'in bir tahayyülsüz yani serbest bölgede. Adem, tahayyülsüz, tasavursuz. Ne demektir bu? Yani Adem'i tanımlıyorum. içini boşaltıyorum şimdi. Tahayyülü ve tasavvuru çıkartıyoruz. Yani tahayyül neydi? Mekan. Tasavvur neydi? Zaman. Zam Adem nedir o zaman? Mekansız ve zamansız. İçini boşalttım. Neye benzer? Tersini yaptım şimdi. Şafi hastalıklara şifa veren. Cennette hastalık yok. Nasıl tecelli edecek? Devamı tecelli ettiği için hastalık olmuyor. Devamlı var olduğu için adem olmuyor. Ama tık 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 arasındaki o tıklar adem. Tıkları kaldırırsan mutlak vücut. Tık yok. Var yok yok var. Ademden oluyor. Vücuttan adem ademden vücuda geçiyor. Tık 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 tık. İlmin içinde vücut nasıl oluyor? İlmin içinde vücut. Ademi harici bunu lem lemalar 194'te matuma, madumat harici olan mevcudat ilmiye deniliyormuş. Herhalde biraz durgunluk olduğuna göre. Şey, durgunluk, durgunluk varsa keseyim bu, ezmeyeyim bunu. Yok, yok abi. Ha bir daha, bak bir daha. İlmin içinde vücut var, ilmin içinde. Ne demek o? Adem haricidir diyor. Yani e, şu mevcudat ilmi, şu muşakhas değil de ilmi vücut. Adem haricidir. Buna Lemalar 194'te diyor ki, madumat harici olan Madımat hariciyi tarif ediyor. Madımat harici nedir? Mevcudat ilmiye. Yani şu var ya şu. Bu vücuttur, mevcuttur. Bu, bunu kalkarsan mevcudat ilmi olur. Kalktı. Buna madımat hariciye. Madımat hariciyesi bu. Bunun ilmi tarafıdır. Peki niye söyledim? İlimde bu nasıl bulunuyor? bunun ilmi özelliğiyle bulunuyor. Yani bu ilimde yok mu? Bu mevcut şu anda. Kaldır, ilimde var ama. Bunu buradan kaldırabilirsin ama ilimden kaldıramazsın. İlimde nasıl bulunuyor? Madıma tarihi. Yani bunsuz o. Bunsuz bu. Kitapsız kitap. Madımın suretini tarif ediyor değil mi abi? Yani suretini tarif ediyor. Bu yani sureti ile hakikati yazılı mı? Madıma taliciye. Yani nedir? Mevcudat ilmi. Bunun ilmi tarafı ilimde vücut demektir. İlimde vücut. Allah'ın sıfatı sıfatını sayalım. İlim irade kudret sen basar ya. O ilimde mevcudat yok mu? Var. Hangi var? Bu mu var? Mevcudatı hariciye, madumat hariciye. Hani hariç, bunun haricidir. Bir nedir? Mevcudat ilmi. Bunun ilmi vücudu var. Mevcudat ilmi denilir buna. O ilimde. Bu atomik değil. Yani şey demek istedim abi. Bravo. Madumun hakikati ilmi vücutlardır. Evet. O ilmin içindeki vücutta da şey var mı abi? O, o zat sıfattaki vücudun zırli midir? Yoksa o zat sıfattaki vücudun kendisi midir? İlmin içindeki vücut. İlmin içindeki vücut ayrıdır. Evet. zat sıfattaki o vücut sıfatı ayrı. O onun zırli midir? Yani Yok zırli diyemezsin ya. Diyemez. Çünkü siz esmalar ve sıfatlar zıl olmaz. İlmi vücut, şey değil mi abi? Adem bulunur mu o zaman orada? Tekvinde var yani. Tekvinde Adem var. İlimde mesela ilimin içindeki vücut derken oradaki vücuttan bahsedebilir miyim? Ha o vücut o nedir? Adem, Adem haricidir işte. Adem haricidir mi? E, madumat hariciydi o be. Maduma harici diyor diyor ya bak. Bak neymiş? Aha bak burada geçiyor. Ben bu zatı orada olursam subutu sıfatta isem haşa ben de vacip oldum. Evet. Peki o zaman ben ne olacağım? Eee maduma tarici olacağım. Yani şu madumum ya yani ademi bir iş, özelliklerimle beraber ben varım. Benim madumat ilmiyem olması lazım. Mevcudat ilmiye. Mevcudat. Bak mevcuda yani benim ilmi tarafımlarım var. Benim ilmi tarafım Allah'ın subutu subutu için ilim içindeki bulunuşum bu şekilde. Yani bu yok ya atom atom yok vücut ilimleri. Yani mevcudat-ı ilmiye. Yasin kardeş şeyi, e, ilmi vücutların mahiyeti sürekli <laughs> sıfattaki ilimdedir. Bir dakika abi, bir daha sonra. İlmi vücutların evet. mahiyeti Suhuti sıfattaki ilimde. Yani Adem'den vücuda çık diyor ya tekvindeki Adem'e. Adem'e çık vücuda dedi, ilmi vücuda düştü. Neresi suhuti sıfata? Mahiyet orası. Hasan abinin bu şimdi bahsettiği yer bizim için geçerli olan maduma da haricere bu suretten bahsediyor. Vücut ilimleri ya. Bak kolay ya. Ben geç ya. Bak. Adem-i Mutlak nedir şimdi? Gidelim. Bu burası ne biliyor musunuz? Öz ya öz. Çalışmalarımı kulasa ettim biraz. İzahlar biraz geçmişti. Adem-i Mutlak muhit bir ilimde olmayan bak adem Mutlak neymiş? adem Mutlak. adem Mutlak yoktu. Olanı söyleyeyim. Adem var. Adem-i Sırf var. adem Mutlak Allah'ın şirk. Allah'a şirk. Allah'ın yokluğu. Nerede var bu? Kafasızın kafasına var. Mevcuda dışarıda yok. Şimdi diyor ki adem Mutlak yani Allah'ın yokluğu. Muhit bir ilimde olmayan, müstevli bir kudretin dışında olan yani bunu hulasa ettim bu şekilde olmaz yani bu cümle muhit bir ilimde olmayan müstevî müstevli bir kudretin dışında olan yani Allah'ın kudretinin dışında olacak kudreti kudreti son mu var ki sonu olsun da dışında olsun menşei vücut dışında şeceri-i hilkatte ve kainatta yok kafasızın kafasında var insandaki sırrı insanı niye var kafasızın kafasında niye ki iyi ki var ee, niye ki var? Mesela küfür yapamasan iman olmazdı. Abi vücudu anlamazsın. Bak şimdi aynen. insandaki sırrı insanın tayin ve teşahhusunun zeminsiz zemini nedir o? Bak. insandaki sırrı insanın tayin ve teşahhusunun zeminsiz zemini sıf insanda düşünülür. Şualar 24'te. Yani şu. Allah şirk imkanını niye verdi? küfür imkanını verdi ki iman edesin diye. Çünkü küfür olmazdan iman olmaz. İlk önce terk. Peki kainatta hiçbir yerde Allah'ın şirki yok da, yokluğu yok. İnsanda bu var olma, var olma imkanını niye verdi? Çünkü Allah sıfatlarıyla kainattadır zatı ile insandadır. Zatı de izatı ile insanda olmasının zeminsiz zemini ademi mutlak olabilme özelliğimizdendir. Nasıl anlatayım? Dö bir daha. Şimdi Allah kainatta zatımla değil ya. Evet abi. Sıfatlarımla bana o kainattayım. E, i̇nsanda bir özellik olması lazım ki kainatta olmayan bir özellik. İnsanda bu özellik olursa Allah'ın zatıyla bulunma imkanı olsun. Zaten mesela diyelim ki Adem varsa, Adem varsa vücut çıktı Adem. Mesela ben tasavvur ediyorum Tayyip'in Adem'i sırf gibi halk ediyorum kafamda. Ama hep Allah'ın dışında, Allah değil bu. Mesela küfür yapabiliyorum, ona rağmen iman ediyorum. İman nerede oluyor? Küfür reddetmeyle olur. Yani adeta zeminsiz zemin küfürdür. Küfür zeminini kaldırırsam iman oluyor. Ademi kaldırırsam vücut oluyor. Ademi sırfı kaldırırsam mevcudat ilmiyeler yani var oluyor. Ademi mutlak kainatta yok bizde var. Niye var. var çünkü? Evet, zatı tayin etsin diye. Zatına buradan yol Burada oluyor. Peki insanda nedir ademi mutlak? Şeyi? Sır insani. Sır insani oluşumuzdan ademi mutlak kainatta ilimde hiçbir yerde yok. Sırf bizde olmasının sebebi insanı alan sırrıdır. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın. Yani zatını kaldırabiliyorsan zatını var edebiliyorsun demektir. Küfür edebiliyorsan iman edebilirsin demektir. Hayvanlar küfür edemez o zaman imanı da yok. Eğer küfür edebilen iman da edebiliyor. Eğer zatını yok edebiliyorsa zatını var edebiliyor. Zatını var eden zeminsiz zemin adem mutlak. adem mutlak yok. Sırrı insani de olur. De Ama bunu bir daha okuruz biliyor musunuz? Evet. Bunu okuyalım bir daha okuyacağız ben geri döneceğiz. Şey sorayım, ha. <laughs> yok. Birinci sabahki derste e, zat yani kainattan zatına bir yol yoktur dedik. Sadece insandaki acziyeti ile birlikte zatına ulaşabiliriz. İşte dedik. bu acziyetin daha arkası. Ha. Bu e, Adem mutlakla acziyet arasında nasıl bir fark var? Yani şimdi üç tane tabir var. Adem mutlak, sırrı insani ve acziyet. Sabahki derste katarsak. Bunların Hı. arasında nasıl bir ilişki Aciyet Rabbimi ortaya koyuyor. Acizliğin kadar Allah var oluyor demiştik. Evet. Fakirliğin kadar ahiret var oluyor. Adi Adem'i mutlak ise Rabbin değil Rabbul Alemin var oluyor. Buna peki... E, Anladın sistem, bunu? Sistemi nasıl şey yapacağız? Yani... Adem mutlak, Adem mutlak zaten sisteme girmiyor. Sırı insanı bilmiyoruz ki. Bak şimdi eğer insanda Adem özelliği olmasa vücut olmaz. Birbirini iktiza ediyor. Yani küfür olması iman olmaz ya. Tamam. Şimdi ben Adem'e atabiliyorsam vücuda da atabilirim. Evet abi. Bana verilmiş. Şimdi ama Allah'ın bu ne atarsan vücut hep Allah'ın sıfatlarıdır. ilim iradesini. Evet. Ama zatın bende nasıl gözükecek? Acizdiğim kadar Rabbim olur. Ortaya çıkar. Fakirliğim kadar ahiretim ayan, ahireti ihtiyaç duyarım. Yani bak şimdi fakirliğim ne kadarsa ah cevap ahirettir. Acizliğim ne kadarsa cevap Allah'tır. Ademi mutlak yani mutlak yok edebiliyorsam zatını sıfatın değil zatını var edebilmek içindir. Zatı. Zat. Şey diyebilir miyiz abi? Ademi mutlağın sureti acizlik mahiyeti de sırrı insani e, gibi. evet yani çok yani, bu sır insani abiler abiler ene biraz şöyle şey yapayım biraz da bu taraftan alayım ene rabbe sırrı insani rabbul alemine bakıyor tamam mı şimdi adem ilime ademi sırf ise halk etmeye yoku var etmeye Adem gibi değil. Adem Aa. neydi? Vücut ilmiye perde olmuş birinin vardır. Vücut ilimden dışarı çıkanlara Adem diyoruz. Evet. Ama Adem isif ise o da yok, o da yok. Var ediyoruz, halk ediyoruz. Evet. Bu Adem isif tarafımız. Adem mutlak ise ilmi falan o var etme yok etme yok. o artık zat var. Allah Zatı var, Allah var, a, za, var olup yok olması. İliminden bahsetmiyoruz. Allah var olup yok olması Adem'i mutlak tarafımızdan oluyor. Eğer Adem'i mutlak, Allah'ı var ediyoruz, yok edebiliyoruz. Adem'i sırf ise e, varı yok, yoku var edebiliyoruz. Adem ise vücuttan ilme, ilimden kudreti atabiliyoruz. Yer değiştirebiliyoruz. Adem tarafımızda yer değiştiriyoruz. Vücudu Adem, Adem'i vücuda. Adem'i sırftan işte yoku var edebiliyoruz. Varı da yok edebiliyoruz. Adem'i mutlak ise zatı yok edip var ediyoruz. Esas Allah o aslında. E tabi diğerleri onun sıfatları veya. E, biraz da gidelim, Bun, buna geri döneceğiz. Çünkü bu böyle olmaz, ezilmez bu. İşte şu notları almışız abi. Adem, Adem'in ile esmalara, <laughs> yani kalp insanda. Adem, Adem'i sırf ile sıfatlara, <laughs> yani bizdeki ruh. Adem'i mutlakla zata. Bizde sırrı insana. Evet, doğru. Evet, aynen doğru. böyle. Doğru, doğru. Bir doğru, de doğru. şöyle de not almışım. İsimler kalp, ismi azamlar, ruh, sıfatlar ene, zat, sırrı insan. Evet. Aynen öyle. güzel tanımlandı Öyle oldu. Biraz da gideyim. Ama geri döneceğiz buna. Şualar 24'te bunu. Başka türlü çünkü. Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri Adem'i vehimde var der. Okumuştuk. Tamam mı? Biraz da gittikten sonra keseceğim çünkü. iki de keselim. 10 dakika var. 66'ya çevirir misin? Tamam. Herkes hiç iyi değil <laughs> bugün. O kayıptan durumu hepten iyi değil. Motor durdu değil mi? <laughs> tamam. Hiç merak etme. Ben de anladım. Ama ha, 66. Alemde icat ve idam vardır. Yok etme, var etme vardır. İcat Adem'i sırftan icat. O işaret icazı da ne güzel izah etti. Ya bu var ya bu hulasa. Ne kadar uğraşılmış buna ya. İcat böyle diyebilmen için Adem-i Sırf'tan evet. bunu okuma. İşte ben bunu bir diyordum abi işte. Benim evet. az önceki şey şerdim buydu dakika. abi. Adem-i Sırf ilmi ezelinin üzerindedir abi. Yani Adem-i Sırf bizim için Adem-i Sırf'tır. İlmi ezelinin üstünde tabii ya. Z Zati Hayır. İlmi ezelinden. Adem-i Nasıl olacak Adem-i adem Sırf? Adem-i Hasan abi Adem-i adem Sırf. Adem-i Allah'ın bir ilmi var. Bizim için Adem-i Evet tamam. Ha şuradan baktın şuna baktırma diye. Farklı evet. Bak. Ama Allah canibinden farklı bizden farklı olur. Mes Tabi farklı abi. Yani az önce okuduğunuz bir, de daha okuyun abi az önce okuyun. İcat. Evet. Adem-i Sırf'tan. Evet. İdam yani adem Mutlaka'ya. Hasan evet. Kişinin aleminde bu. Adem'i sırf Allah Celle bu. Adem'i sırf halk etmiş. Adem'i sırf da icat ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Adem'i sırf halk etmiş. Orada halk edilmişiz. Evet. Biraz da e gideyim. Peki yani yani Adem'i zemini ne? Nasıl? Bir zemin olması lazım. Adem'i sırfın. <laughs> Nasıl bir zeminde halk olmuş? Adem'i sırf diyoruz işte. Adem, Adem'i sırfta, Adem'i sırfta, Adem mutlakta sırf da, sırf da. Adem mutlak şuuna sırfan. Şun, o Gafur o, kalkmış. Adem i, Adem i mutlak. Kalk. Atışıp, bak şimdi, kalkmış sana bak sana Adem verdi mi? Niye verdi? Eşittir. Sana Adem'i sırfta verdi mi? Verdi. Yani. Eşittir. Niye verdi? Eşittir. Adem'i mutlak niye verdi? Eşittir. Adem'i, Adem'i niye verdi? İlmi vücutları, maddumat ilmiyeleri, mevcudat ilmiyeleri mevcut yapmak için Adem'i onun için verdi. Evet. Tamam mı? Evet. Adem'i sırf ise mevcudat ilmiyelerde de yok. Yoku var edeceksin. Rabliğini verdi. Halk edeceksin ama bunu insan yapıyor aleminde, iç aleminde. Var yok yoku var edebiliyor. Ha tamam mı? Şimdi bu Allah değil bu. Dışında şeyler. Ama Ademi mutlak ise Allah'ı var ediyorsun. Allah'ı yok ediyorsun. Allah'ı yok ediyorsun. Zat bu. Evet. Bu zat, bu, bu zat abi. Öte Adem'i sırf ise sıfatlar. Adem'i sırf da, da kendini Adem ise esmalar. He? Adem'i sırf da kendini var ediyorsun ya da yok ediyorsun. Ha? Evet. evet değil mi abi? Hayır. Doğru. O da doğru. O da doğru. Sırf da Allah benim O zaman şöyle yapalım. Adem evet. esmalara, tamam. Adem'i sırf sıfatlara, e Adem'i mutlak, zata. Zat. O zaman e, biz uygulayalım. Adem bir de Adem'i sırf bir de Ademut. Adem, Adem mutlak sırrı insana Adem'i sırf mecula eneye. E, Adem ise e, şey mahlukat tarafımıza bakıyor. Zaten vücud ilmi perde olmuşum vardır. Çizeyim şöyle. Evet, Adem'i mutlak sırrı insana insana Tamam Yani e, Adem'i sırf var edip yok ediyor diyoruz. Bu olsun diye. Adem'i sırf, şey Adem mutlak sır insanda ne yapıyor? Allah'a var edip yok ediyor. Zat, zat diye. Evet. Evet. Bu. Tabii. Bir de Evet doğru. Ha harika. Evet tamam. Ekle abi ekle. Çoğalt da çoğalt. Orijinalini <laughs> ne diye Rabbul Alemin dedi değil mi? Yok, şey ne koyacağız oraya? Abi. Bu ikisi. Adem'i bir tane daha açsak da oraya şirk desek olur mu acaba? Hangisine? Mesela Rabbul Alemin o da şirk orada devreye giriyor. Adem mutlak mı diyorsun? Evet e, ee, o artık şirk yok. Şirk olabilmesi için bir şey örtüyorsun, kapatıyorsun. Adem şirk yok. O, o, tabii sırf tamam. orada var. Tamam orada yok yani. Bir şey mesela küfür ne diyor örtüyorsun, varı örtüyorsun. Hayır, hayır. Şirk, abi. Doğru yer, var, var yok ki diyor yok. Şirk deyince oraya götürüyor insanı ya. Va bir tanımlama var ya. Neyse. Adem'in sırf neydi? Eneye. Eneye. Rabbine. Ama ha çoğaltalım ee, zata diyelim. Bak şöyle yapsak zata sıfatlarına tamam.

E mahluk değil ki Adem'in sırf burada kaymadık ki. Mahluk yok ki burada. Ama ene deyince... Ene mahluk değil ki abi. Ene de gene arada. Berzahtır ya mahluk değil ya abi. Öyle mi? Tabii ya. Mahluk ruhtan başlıyor ya. Ene mahluk değil ki abi. Sürü insan zaten bilmiyoruz ki. İşte oturuyor. oturdu. Mahluk değil ki e, Gafur. Nur'un -Nur Muhammed'in mana tarafında mahlukiyet yok mu abi? E, mana tarafında mahlukiyet yok. Şey nur tarafı. E, nur, tar nur, taraf, işte nur taraf, mahluk tarafı. İşte ben e ee, bak enenin iki yönü var abim. Evet. Tamam Yapalım. 146 emirine. Bir, mahluk tarafını, nur tarafını yapıyorum. Ruzname, harita, hulat, hulasa, e, takvim, ruzname. Tamam. Yedi tane. Tamam. Bu mahluk. Tamam. Ee, enenin e, mahluk olmayan tarafı ise e, artık orada tayin ve teşahhus var. Cenab-ı Hakk'ın. Tamam. Ama sürü insanı bilmiyoruz yani. Ben, ben bilmiyorum. O zaman Ene'nin nur tarafı en azından demek lazım. Tamam o zaman Ene'nin, tamam doğru söylüyorsun. Ene'nin nur tarafı, tamam. Tamam, haklısın. Bazen haklı çıkabiliyorsun, güzel oluyor. <laughs> <laughs> Ene'nin, o olmadı. Yani olur mu Hasan sizce? Yani bir şey var Neyi? Nur tarafı dediğimiz zaman. Evet, doğru. Doğru. Bir de ne demiştik buna? Rabbin. Rabbi. Rabbi. Rabbini. Çok acayip ya bu. Sanki şey öteki mali halte çiziyoruz. <laughs> Al. Adem ise evet. ruh ruh mahluk tarafımız. Mahluk Çoğaltıyorum esmaların Ondan sonra eee e, ne demiştik? Mağdumat harici. Madu Matı harici. Böyle ilmiye de diyebiliriz. Mevcudat ilmiye

Allah razı olsun. <laughs> Kalemi elime verene kadar. Bu kaleme kadar arsadan. Evet. Allah'a vale ediyorum evet. Emeği geçenlerden. Ama ona da şükrediyorum. Niye biliyor musunuz? Şükrediyorum. Peygamber demiş, öğretmiş. Evde de yapın. Allah aşkına. Kula teşekkürü bilmiyorsa, bu antrenman yapmamışsa topuze sağda süremez. Yani ders çalışamasa burada olmaz her şey öyle ya. Kula teşekkürü antrenman yaptırıyor. Sağza bizi çıkararak Allah'a şükrettiriyor. Yani e, emeğe saygı o kadar Allah istiyor ki Allah bile istiyor. Ben verdim şükret diyor. Ben ha sen de dua et, takdir et, onayla. Allah için bunu yap. Eğer sen iyiliği teşekkür edemiyorsan vallahi Allah'a da şükür tarafın yok senin. Çünkü sen iyiliği görmüyorsun ki. Kul sana yakın, onu görmüyorsun. Mecbur mu kardeşim onu yapmaya? Değil. Niye teşekkür etmeyi bilmiyorsun? Allah nasıl şükredeceksin? Antrenman yok ki top sahasına çıkıp da 45 dakika meşhur oynayasın. Koşamazsın. Koş, koşuşturmadın ki antrenman yapmadın. Nasıl koşacaksın orada? Hiç koşmamışsın. Çök dinamik kanırsın. Öyle gözüktü gibi değil. Ha, onun için evde veya bir şey yaptılar. Ya kardeşim olmasa bile ya. Adam gayret etti ya. Teşekkür etti ya. Ne biçim adamız ya. Ne acayip bir şey. Konmuş önüne bir şey. Bir emek konmuş. Bir emek gelmiş ya. Teşekkür et. Evet biz onu tapınmıyoruz. Aynayı kaynak kabul etmiyoruz ama ayna vasıtasıyla güneş gelmişse aynayı muhafaza edilmeli. Yani evde mesela niye takdir etmiyorsun? Var böyle bizim memleketler. Eskileri söylüyorum ya. Şimdi çok şükür o yok ya. Eski babalarım şöyle Yer bir defa teşekkür ettiklerini görmedim. Ondan sonra nasıl oldu? E işte tamam. tamam o her zamanki gibi. Karnımız doydu. Ha işte. Karnımız doydu. Ondan diyesin geliyor. Bilmem ne yiyesin. Zıkkım demeyeyim de. Asvat diyeyim. Niye? Ahlakımız ağır. Eskilerde şey vardı bu ahlak ağır ama yeni gençlerde böyle şahsiyet oturmamış ama biraz ahlak daha yumuşak. Biraz da teşekkür etmeyi biliyorlar. Yani biraz ahlakları daha iyi. Mesela cumaya gittim adam ya bir enaniyetinden bir kere duvara yaslanıyor. Ayağını uzatıyorum diye. Ön safta bulunmuyorum diye kimse geçirmiyor o safa. O saf cumada boş. Bu sefer ben bu, bu hafta kırdım. Ama in çıkarken ne sitem ediyor, konuşmadan düşün. sen niye geçtin ve tek başıma kıldım. Safta hiç kimse geçin. Ben tıkıldım. Ramen. Ya acayip bir şey. Ahlak ağır kardeşim. Ta ibadetlere kadar taluk etmiş. Niye sen geçmedin dedim. Ben dedi ayağım çalışmadığı için dedi duvar buradaydı dedi ona yaslandım. E niye onu boş bırakıyorsun, Bırak duruyorsun. Sen geçemediğinde kimse geçmez. Yani bir tuhafı. Ben onu adamı tanımlamıyorum. Yani insanda bu sistem var, bende de var. Kardeşim kula teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a Allah şükretmeyi bilmez. Çok. Olmaz. Söz, yaz. Abi. yaz. Yok kardeşim ya takdiri Allah'ını seversen ya. Getirmişsin, çalışmışsın, emek dökmüşsün. Eşin e, şimdi dese ki, demese ki ya teşekkür ederim. Allah razı olsun emeği çektin. O nasıl olur? E, uğraşmış ya saatlerce mutfakta. Allah razı olsun eline sağlık. Ne demiyorsun ya? Ne olmuş ya? Enaniyet mi bu? Git elin çocuğuna yap enaniyetini. Siz zaten Yapamadın yapılan mı? fiilin arkasında tamam. <laughs> sahibi var yani. Ondan ona intikal edemiyor. Abiler başka ekleyeceğimiz taraf var mıydı abi? Şey, şey Adem-i Harici <laughs> diye indir. Var mı Adem-i Harici dediğimiz? <laughs> evet. Adem-i Adem harici bu mevcudat ilmiyeler. Öyle mi? He, dedik ya okuduk ya. He mesela bak şurada. Bak şimdi. Neredeydi ya? Şimdi orayı okuyalım. Artık. Şu İdam ve idam ee, var ya. Bak diyor ki neredeydi? icat oraya gitmeyelim. Daha önce mi geçmiştik? Yok şu. E, daire ilimdeki Adem için söylüyor onu Abi, Mektubatta diyor ya. <laughs> daire ilimdeki Adem ise diyor Adem'i haricidir diyor. Bir daha şu yerimiz var ya. Ha ha. Evet, evet. ha, ha o. o. Yani bir yerde okuduk da ben niye böyle şey yaptım icadı Adem? Daha önce sayfalar mı? Adem biraz önce vardı. Kaçıncı sayfadaydı gösteriyorduk? Me mevcudat evet. ilmi. Lemalar <laughs> Ha ha şu hatı buldum. Madumat har şey, Adem Adem'i harici nedir? Buna Adem hariciye bak okuyorum. Buna lemalar 194 madımat harici olan mevcudat ilmi ediyor. Adem harici tarif ediyor. Neymiş? Mevcudat ilmiymiş. Peki mevcudat ilmi nedir? Madımat hariciyedir. Adem hariciyle Adem harici madumatı. madumatı. Evet, biz şimdi daha yukarı sırrı insani ene ruh ta, bıraktık ya ademi Bir de aşağıda yani e, bu eylem tarafında e, cilve cil ve cemal nakış tarafında da bir şey olması lazım diye. Aa burada yaptık ya esmaların e, diyelim ki bunlar cil ve cemal nakış sanatlarını ya, yapabilir. Yani bir alt kademesi de hani eylem. Bunu. Madum, ha? ha? Ha, ha madum. Ha hani bir aşağıya... Ha, aşağıya diyorsun. Yani yani bir ya biz bunları da anlamak için ayırmışız. yoksa niye bunların hepsi bende oluyor? Ha. Mesela Adem'in sırf bölümüne halk diğerine de icat yazabiliriz Hasan abi. Cil ve bunları da yazayım da hı hı. Cemal nakış sanat İnsan da ise in, işte adı vücut vücutları vücutlar işte biz beden tamam doğru, doğru. doğru. şimdi icat ve şey hayal icadı şimdi. bu tabloda nereye koyarız Bak icat abi. Adem halk... Bak icadı şey. İcad ademi sıftaymış. Ademi yani... İdam idam ise idam ademi mutlaka. İdam yok etmek. Çünkü ha. bak icat ademi sırfmış. Öyle diyor. Sağ. Ol. Ne, nasıl? nasıl? nereden Onu idamı eee idamı değil abi. Yani ben ademi sırfta halk edilmiştir diyorum. Adem isıfta zaten halk var abim. Halk var. O doğru doğru. İ Yoku var ediyor. Evet. Yok. İ i̇cadı halk ettiğinden yapıyor. Evet doğru. Yani Adem sırfta yokluktan yaratmaya Allah varken hiçbir şey yoktu. Ona Adem sırf denilir. Heh. Bu Allah hiçbir şey yokken yaratması Adem sırf Var ama ilmi vücutlardır. Oradan yaratmaya da Adem denilir ya. Evet. İlmi bu var sistemi kurmuş ama maduma şey değil yani şu mahluk değil. Yani yaratılmamış. Nerede yaratmış? İlmi vücuttan. Buna Adem deniliyor. Ama ilmi vücutlarımız da yok. Abi şey tabiri okuyayım mı? Evet abi. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise Adem'i haricidir diyor. Daire-i ilim içinde ilim içindeki bulunan Adem ise Adem'i haricidir ve vücudu ilme perde olmuş bir ünvandır. Ha, adem'i haricidir. Evet. Şimdi 194'te şeyi tarif ediyor abiler. Adem'i Harici'yi tarif ediyor. Adem harici nedir? Mevcudat ilmiyedir diyor. Yani ilmi vücutlardır. Adem harici şu. Haricin Adem'i. Bunun bu varın yoku. Ama daire ilimde diyor. Evet. Ben daire de, ilimde. Şey Şuya Hasan abi. Mesela Allah öncelerle Kur'an-ı Kerim'i göndermiş ya. Kur'an'ı halk etmiş. Ama biz bizimle birlikte icat ediliyor. Mana icat ediliyor. Evet. Biz de ortaya çıkıyor. Biz de ortaya çıkıyor. Evet. Var çıkıyor. Var çıkıyor. Evet. Yani halk edilen çıkıyor. İcat ya, khilkatla fıtrat diyor. Yani adem isif abiler, adem mutlak zaten yok. Adem isif Allah varken hiçbir şey yoktu. Adem ise ilmi vücutlardan oluyor. Burada keseyim. Ama Allah nasip ederse e, bunu bana hatırlat. Bu sayfayı bir daha yapacağız. Olmadı bu. Yani olmadı derken biraz da konuşalım. 65 tane haftaya sağsak devam edeceğiz. Allah. Mesela orada Adem, Adem'in sırfı mesela Hasan abi şey tarafı yapmışsınız ya. Allah canibi yapmışsınız ya. Sanki Allah Allah canibinden çünkü aa, yok ya biz Adem'in sırfı da bilme Adem'i biliriz. Adem'in sırfı bilme bilemeyiz ki. Şimdi mesela şey nedir abi? Üç tane şeyin bütün şeyin bütün şey, şey. Mesela okuduk ya şey ben sanki vacip yani vacip, mümkün vacib. ve mümteninin cemidir şey. Vücud bir daha. Abi. Bak. Vacib vücud. Evet. Vacibül vücut da denilir. Bak bir şeyin içine tayin pekmez ya katacağız. Vacip, mümkün, mümteniyi karıştırırsak bu şey vacibül vücuttan çıkar. Zaten bir böyle bir böyle baktırır. Yani şey vacibül vücudun. Bizim anladığımız vacib bu vücut değil. O şey bizdeki karşılığı. Yani Adem-i Sırf'ın üzerindedir o şey. Hı hı. Ben böyle anlıyorum. Yani bir Adem-i Sırf var. Doğru. Şey onun üzerinde. Şey, şey üzerindedir. Bizdeki karşılıkları. Evet. O zaten şekilde de onu gösterdi. Vacib-ül vücudun karşılığı şey. Adem-i Sırf'ın karşılığı vacip. İlm-i -mu karşılığı mümteni. Yani az önce yaptığınız şekilde şey... Ya sana. Şey yukarıda olmasının şey sebebi... Olmasın yani şöyle. O sayfayı için çe şey çektin mi? Tamam. O zaman kapatıyorum bak şeyi göstereyim onu da. Aşağıdan yukarı gidelim. Adem'in sırfın karşısı vacip. İlm-i karşı mümteni. Ama anlamak için şöyle. Vacip, şey, Adem'in sırftan Adem çıkıyor. İlm-i vücut çıkıyor vacibül vücuttan da imkan çıkıyor. Bunu ters çevirirsen bu vacibül vücuttan taraf. Mevcudattan baktığın zaman şey denilen nedir? Üç tane şeyin bütünselliğidir. Şimdi şu Hasan abi. İlmi muhit. <laughs> gel, gel, gel. Ha, bu ilmi, ilmi muhit. muhit adem-i sırfı da kuşatıyor. İlmi muhit adem-i sırfı kuşatıyor. Mesela adem-i sırf şu ilmi muhitten çoğaldı derse gel. Bu şey ne biliyor musunuz da sana abi? Benim anladığım. Bu şey Adem'i sırfın üzerinde var olan bizdeki karşılıklar. Yani bu vacip. Bu mümkün. Bu mümteni. Bendekiler. Buradakiler değil abi. Yani bu vacip. Bendeki karşılık. Benim muhit bu, mümkün. Sırfın... Bu mümkün. Bendeki karşılık. Şey. Şimdi bu e, aha, yani bunsuz bu tek başına baktığın zaman vacibü vücut. Tamam. Evet, bu, bunu karıştırma. Bunu karıştırma. Yok yok şimdi. Evet, tamam. Bunu, bu mahlukat bırak. Tamam. Bu var vücut ya sana. Allah abi. var. Evet. Ne ne demek? Vacibü vücuttan nesi var? Bir, Hiçbir abi, şey yok. Abi. Kendisi var. Yok abi, öyle değil. Nasıl? Burada çünkü ilim var. Burada halk yapılmış. Burada halk yapılmış da icat olmamış, çıkmamış. Halk edilmiş. Yani bugün bizim yarınki yaşayacaklarımız aslında halk edilmiş. O o zaman Adem'i sırf denmez ki ona. Hasan abi şöyle. O ilmi vücutlar, ilmi vücutlar Adem'dir. O daha biraz daha aşağıda. Bir şey abi, abi, Bakın ilmi muhit bakın. Abi, abi ben ilmi muhitin zemini Adem'i sırf. Bakın bir anlatayım. Adem'in sırf. Bak bir, ben bir anlatayım. Tamam, anlat, ben tamam. yanlışımdır bilmiyorum. Tamam. Ben bir ittifekini şey. anlatayım. Güzel. Ben şöyle anlıyorum Hasan ha. abi. Ha. Vacibül vücut. Vacibül vücuttan sonra ilmi muhit var Hasan abi. Yani onun ötesi, belisi hiçbir şeyi yok. Öyle mi? Heh. Şimdi bundan sonrası için artık yaratılma şeyi başlayacak zeminleri. O yüzden bir Adem isrfa. Peki ilmi muhit aynen öyle. Evet. İlmi muhit nerede tecelli edecek? Evet. Nerede tecelli edecek? Yani Hasan abi var. Adem'i mutlak işte. Adem sırfa Adem-i mutlak Hasan abi. Adem-i mutlak Adem-i mutlak ilm Adem-i mutlak. İl Adem mutlak yoktur diyor. Çünkü bir yok. ilmi muhit var. E, tamam o zaman var etme o zaman. Ha, işte bu Adem i mutlak i bunu yok eder. Bak bu ilmi muhit burada tecelli ediyor. Şif dedin doğru. Şif bu var. Şimdi Hasan abi. İlmi muhit de var ya. İlmi muhit vardır. Adem-i mutlak yoktur. Hiçbir Çünkü şey evet. Her şeyi kuşadan bir ilmi muhit vardır diyor. Tamam doğru. Biz Adem-i mutlak düşünerek ilmi muhidi yok sayıyoruz. Aa, o sende ama. Va İşte o yüzden o diyorum ya. Adem için. Ama ya. şimdi bak vacib vücut tarafı abi Albacı vücut tarafı, ya. sen sen tarafı, sen tarafı sen yazmış. Bak bu bak ama bak vacib vücut tarafı. Bak vacib vücut tarafı. Bak şu Kapla şey abi. vacip mümkün mümteniye şamildir diyor ya. Tamam. Bu bu bendekiler tamam. bu, bu mahluktaki o zaten zaten ota çıkış diyor. Mevcutattan bakış diyor zaten. E tamam işte Adem'i sırf bunun üzerindedir yani. E o öyle zaten. Şey Öyle üzerinde. Devam devam tabii. Ki. Zaten öyle. Zaten, öyle. zaten ee, öyle. o mümkünatı, o bu bu yoktu, ilmi, muhit, bu hiç yok, bir şey abi, yok, hiç, yok et Yani şöyle demek istiyorum. İlmi muhit ayrı. Adem'i sırf ayrı değil. Bu Adem'i sırf da ilmi muhitin dahilinde. Bu, bu, bu ilmi muhit. Bunu da bu kuşatıyor. E, tabi yok ki bu. E, yok yok işte. Yani ya hiçbir şey yokken bu var. İşte, işte onu demek istiyor? Ha ama yani bunu yani bir böyle, böyle şöyle diyelim. Sı değil, sırayla gidelim. Bak şimdi. Biz Bak. Ee, biz anlamamız için öyle e, diyor. Adem neredeydi Dur. Adem neredeydi? İl ilimde, ilmi vücutta. Evet, evet. Ha o ilimler yani bu mekanı Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu mekanı nereye koyacaksın gibi. Allah şimdi Allah. Adem neredeydir? ilmi vücutlarda. Tamam abi. İlmi. Tamam. 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 Çünkü içinde perde olmuş bir var. Ne demek biliyor musun perde olmuş? Adem zemininde ilim, ilimler çıkıyor. Ama zemin. Tamam. Zeminsin zemin. Tamam abi. Ha. Aynen öyle. İlmi muhit var başka bir şey yok. Tamam. Ha. İlim, ilmi muhit bu. O ilimler Adem zeminindeyken ilmi, ilmi muhit de Adem'i mutlak zemininde. Adem mutlak diye Adem isip, Adem mutlak şirk şey uyuyor. Hasan abi işte yani bunun haricine evet. düşünmek yok. Bu bir zeminde çıkmıyor. Bak bu ilmi muhit var ya ilmi muhit, sıfata bakıyor. Adem'i mutlak ise zata bakıyor. Zatı yok edip var ediyor. Adem ise esma sırayla gidelim Hasan dur. Abi. Adem ise bunu söyleyeyim mi nasıl Adem ise esmalara, Adem ise esma, Adem isip sıfatları yokluğu. Adem esmaların yokluğu, Adem'i sırf sıfatların yokluğu, Adem Adem'i mutlak ise zatın yokluğudur. O zaman ne demek? İlimler Adem'de, ilmi muhitler Adem'i sırf zemininde, zat ise Adem'i mutlakta. Bizde niye Adem'i mutlak var? Allah'ın zatını var edelim. Sıfatı değil. Allah sıfatla konuşmuyoruz. Allah var edip yok etmek tarafımız Adem'i mutlak. Allah'ın ilmi muhiti, ilmi muhiti var. Doğru. İlmi muhiti var. Ee, o onun nerede tecelli edecek? adem sıfırda İlmi muhiti var. Adem-i yok. Hiçbir şey yok yani. Adem-i sıfır diye bir Allah'ın sıfatı mı var? Yok. Hı. Ama ili, ilmi ilmi muhiti var. Tamam. Diyoruz ki eee e, ademi mutlak dersek vacibül vücudu yok ediyoruz. Yani zatı Heh. yok ediyoruz. Zatı yok. Aynen. Ama bir ilmi, ilmi muhit olursa ilmi muhit sıfatları yok ediyor. Üzerinde he. Eee bir o tezahür. Evet, ilim de Adem'de gözüküyor. Tamam. Çünkü bak, eee Adem ise diyor, sırrı insaniyi nereye koyacağız Adem? Sırrı insani onun karşısında Adem'i onu orta zat ortaya koyan ne var bizde? Sıfatları değil. Adem orta mutlak. Orta böyle, sır -ı sır -ı insani var. var. Sır, -ı sır, -ı sır -ı insani. Zatı ortaya koyan sır insani. E en ne nedir? Adem sır. Evet. Çünkü Allah sıfatları ya Şöyle bak bir aşağıdan gidelim. Hep bildiğimiz yoldan gidelim. Adem'i adem, adem Hasan abi Adem ve Adem'i sırfı bir arada tutan sırrı insanı mıdır o zaman? Evet. Üniversite diplomasında, ortaokul, lise diplomasında olunca en cami adem Mutlak'tır. Sırayla gidelim. En cami Allah'ı var eden adem Mutlak tarafımız ki hiç kimse de yok. insanda var. Allah kainatta ilim, irade, kudretiyle var. Zatiyle bizde. Nasıl olabiliyor? Adem-i Mutlak tarafımızdan dolayı. Ha, Adem-i Mutlak en tepededir. İnaşe'ye Adem'i sırf. İnaşe'ye Adem. Peki Adem ne yapar? Bu e, ilmin ortaya çıktığı perdedir. Yani sinema perdesi gibi. Bu perde hiç kimse görmez. Ama film orada gözükür. Filmi görürler. Perdeyi görmezler. O perde Adem'dir. İlim Adem'de gözükür. İlmi muhit Adem'in sırfta gözükür. Zat adem mutlakta gözükür. İman küfürde gözüktüğü gibi. Anladım. Şimdi burada şey, şey var. Bununla karıştırma tabii Aynı sayfaya koyduk israf olmasın diye. Bu beşer canibi. Bununla karıştırmıyoruz. Bu vacibül vücut yani kendi zatı değil. Yön bu. İlmi muhit burada gözüküyor. Neye benziyor? Vücut Adem'de gözüktüğü gibi. Vücut Adem'de gözüktüğü gibi. Ama başka şekilde de olabilir. Haklısın. Sanki iki şık gibi, gibi olmuş. İki şık gibi değil yani. Abi mesela biz Evet. Adem'i sırfı ayırdığımız zaman mesela orada vacibül vücut değil de zattan gelse zatı vacibül vücuttan ayrılmaz mı şey? Adem'i sırfı. Bu yöndür. Vacibül kendi zatı değil. Vacibül vücut yönüdür. Vücut. Mesela Cenab-ı Hak Hak yönü deme. Cenab yön demektir. Hak isminin yönü. Yani nur ve mana yönü gibi. El Fatiha. Ama o kadar keyif alıyorum ki katılımcı olunca. E mesela diyelim ki şaşa, şa, şey gelecek garip gelecek ama şu son o, o gafurlar şurada şey yaptı ki bu bana öyle keyif veriyor ki benim en lezzetli anlarımdır. Çünkü niye? Ee, i̇nsan muhatap olmuş, hazmetmiş, düşünemiş, üretebiliyor zorlanmayı o kadar istiyorum ki. Yani şey zorlanmayı derken ben de öğrenmek istiyorum. Ders aslında öğrenme yeri yani. Yer. Takdim derken aslında muzakere mutala yeri. Çok yok, 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 yok. Ama böyle konuştuğumuz aldı Gafur. Gene öyle şey yapma. Senden şey ricam, Bu sıcağı sıcağına mutlaka defter eve bir yaz ya bunu. Biz, kapıdan çıksa, olursa... Yapma ama ya. Abi, Söz ya. bu akşam. Biz, biz. Bunu bir yazma. Çünkü bu kafanda tasarladığını kaleme de dökemezsin. Kayıt yap. Tamam. Sır insana at. Tamam. Tamam. Ama üç tane Adem var. Bir şey ekleniyor, eklenmiyor. Adem, mastar gibi. Adem-i sırf eklenmiş. adem mutlak eklenmiş. Usta zaten diyor ki Salih. Zaten adem mutlak yoktur diyor. Nerede yok? İnsanda var ama mahlukatta yok. İnsanda var. Niye var? sorusunu sorunca evet. Allah kainatta zatıyla yok. Sıfatlar ne var? İnsanda niye adem mutlak var? Zatıyla olsun diye. Yani bilmek yeri. için İçin. Yani kainattan zatına yol yok. Adem'in sırf ve peki nedir? Allah'ın sıfatlarını ortaya çıksın diye. <laughs> adem nedir peki? İç sinema perdesi gibi vücut ilmiye o ol perde olmuş bir ünvan. Perde derken kapatan değil vücudu ilimler ortaya çıksın diye çıktığı yer. O zaman üç tane Adem var. Adem, Adem-i Sırf, adem Mutlak. Ama e, bu Adem daha puh, herhalde biraz ilim, irade böyle vicdan gibi değil. Bu çok duman edecek bize. Bir de şeyi e, bilememişiz. Yani o, 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 şey var ya o, şu cümleyi e, Arapçada bunun kök yarfını yapamayınca bak şu. Ad, 114 var mı? İmtina mastardır. Mümteni ismi faildir. Adem mastar. Bak o, o şey yapsana ondan sonra kapatacağız da. Kapatacağımız yok da ikinciye gideceğiz herhalde. Bir bu bu şeyi bir, bir görsün siz onu görür müsünüz? 114 var mı? Bak, İmtina ne demek? Mastar. Yani vurmak mastar. Ama elimi vurduktan sonra e, sesin çıkması ne, bu oradan çıkış oluyor. Mastar değil aslında. Evet. Tamam. Evet, evet abi. Fail oluyor. Mümteni ismi faildir. Adem hem mastar hem isimmiş. Mastar olursa yok olmak isim olur. Madum ise evet. ismi meful tamam, 114. Oraya bak, oraya bak. Madum ise ismi meful mevcut olmayan. Adem ile mev, maduma bakın ne kadar farklı. İsmi meful, failin fiili, kendi üzerine geçen kelime, mektup, mazlum, ma mağdur gibi. İsmi fail ise, kendisinden fiil, iş çıkan kimsenin sıfatı, fail, hadim, katip gibi. Masdar, bir şeyin sudur ettiği menba, failin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli, fiil, kökü, okumak, yazmak gibi. Ya Adem mesela diyor ya, burada... Yani bir kimse yok mastarda. Adem mastardır. Yokluk. Kim? Ama yani yani. fail, fail yok, mefulu yok, hiçbir şeysi yok. Hmm. Mustakil bir şey. Mastar. Hmm. Vurmak. E, vurdum. Ismi fail oldu. Yani ben vurdum yani. Vurdum ses çıktı. Evet. Ha. Ama e, maz Adem nedir? Hem mastar hem isim yani. Yok. Vurmak. Hmm. Yokluk. Ne yokluğu? Allah'ın yokluğu mu, insanın yokluğu ilmin yokluğu kim tanımlanmamış. El-Fatiha.